Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Bu gece Mehmet Özcan ve Ogün Şahinoğlu ile birlikteyiz stüdyoda. Yaklaşık 2 saat sizlerle olacağız. Geride bıraktığımız haftayı değerlendireceğiz. Bu hafta içi de çok yoğun olacak. Oynanacak maçları konuşacağız tabii ki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Güzel bir haftanın kapanışı oldu maç anlamında. Seyir zevki evet. Yüksek. Kapattığımız gibi tabii açacağız. Ertelenen maçlar oynanacak hafta içinde. Evet. Bu akşamı ilginç bir maçla nokta aldık. Gerçekten konuşacak çok şey var. Bizden önce takım oyunda da değerlendirildi. Enine boyuna tartışıldı tabii ki ama konuklarımızla da sizlerin sorularıyla birlikte değerlendirmeler yapacağız. Hatayspor Trabzonspor'un oynadığı karşılaşmayı, merak ettiklerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz her zamanki gibi son sayfa etiketine sorularınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Tabii ki bu maçı toparladıktan sonra hafta içinde de konuşacağız. Ertelenen maçlar oynanacak o maçlarla ilgili. Ama ona da geçmeden önce Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız 6. haftanın diğer maçlarını da değerlendirip konuklarımızla konuşacağız. Aklınıza takılan, merak ettikleriniz, yeniden konuşmak istedikleriniz, yorumcularımızdan değerlendirme istediğiniz her konuyu yazabilirsiniz bize. Değerlendiririz. Şöyle bir hatırlayalım mı sonuçları? Tabii. 6. haftada oynanan karşılaşmaları neler olmuş? Gaziantep Futbol Kulübü İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Pendik Spor, Vavakar Fatih Karagümrük maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor 1, EMS Yapı Sivas Spor 1, Rams Başakşehir 1, Galatasaray 2, Biteksen Antalya Spor 2, Yılport Samsun Spor 0, Beşiktaş 2, Mondihom Kayseri Spor 1, MK Ankara Gücü 1, Tümosan Konya Spor 1, Kasımpaşa 2, Yukatel Adana Demir Spor 1, Korendon Alanya Spor 0, Fenerbahçe 1 ve bu gecenin maçı Atakış Hatay Spor 3, Trabzon Spor 2. Bu şekildeydi. 2-0'dan 3-2'ye getiren Atakaş Hatayspor. Hemen sıcağı sıcağına o geceyle başlamak istiyorum. O gün Şahinoğlu, ilk sözü sana vereyim. Tabii. Yani ilk devre itibariyle net Trabzonspor'un öyle çok fazla net pozisyonu olmadığı bir maçtı. İkinci devrede de baktığımızda Onoaşu'nun becerileriyle gelen bir gol var ilk devrenin sonunda. Yani o uzun boyunun avantajıyla birlikte. Ki bunu bir teknik adamın kullanması çok doğal. Hatta ben kullanamama noktasında eleştirdim. Çok fazla kullanamadı bence bunu. Yani şimdi orta sayısına bakıyorsunuz çok yetersiz. Yani Onoaşu gibi bir pivot santraforunuz varken daha fazla kenarları kullanmanız gerekir. Bugün bir tane korneri var Trabzonspor'un. 9 tane Hatay Spor'un var. Yani ortalara bakıyorsunuz. Onlarda da yine Trabzonspor çok düşük kaldı. 8 ortası var. 2 isabeti var Trabzonspor'un. İleride de 2-0 bir boyunda bir 10 aşımız var. Hatay Spor'un 24 ortası var. Yani Bielisa'nın maç sonu açıklamalarını gördüm, okudum. 70'e kadar iyi oynadığını düşünüyor. Hayır, 70'e kadar bence sorunun temeli bu. İyi oynadığını düşünüyor. Yani analiz edemediğini düşünüyorum. 70'e kadar da Trabzonspor oynamadı ki. Skor avantajıyla girdi sadece oraya. Evet. Bakın yani Hatayspor 3 isabetli şut buldu, 3 gol attı diyor. Lütfen Trabzonspor'un da isabetli şut sayısına bakabilir miyiz? 3. 3. 6'da 3. Yani hani Trabzonspor'un 6'da 3 olmasıyla Hatayspor'un 10'da 3 olması mı fark ediyor? Yani zaten sizden daha fazla hücum denemiş rakibiniz. İyi oynadığınız düşündüğünüz yerde sadece skor avantajıyla girdiniz oraya. Bu yanıltıcı. Yani bir hayal dünyasındaydı herhalde o sıralar 2-0'lık skorla birlikte. Göremedi saha içerisindeki problemleri. Ben ilk devrede de mesela Hatayspor'un belki isabetli bir şutu yoktu ama çok fazla hücum denemesi vardı. Kaleye bulamadığı anlar oldu. Kornerle sonuçlandı. Savunma oyuncularının müdahaleleri ceza sahası içerisinde çok kullandı. Bakın ilk devre Trabzonspor'un ceza sahası içerisinde yanılmıyorsam sadece 2 ya da 3 kez topa değdi. Rakip ceza sahasında. İlk devre. Siz 70'e kadar iyi oynadığınızı düşünüyorsunuz. Yani 1-0 önde olmanız iyi oynadığınız anlamı taşımıyor. 2-0 önde olmanız da skor avantajınızı eline almanız başka bir şey. Oynayan taraf evet. Bir şeyler yapmaya çalışan taraf hücumda daha ziyade mesela Hatay Spor'du. Bekini iyi kullandı Gullam'ı. Gullam'ı da geçmişte Napoli'den biliriz. Gullam'ı iyi kullanmaya çalıştılar orada. Kenar ortaları denediler. Benković bugün hava toplarında başarılıydı. Ama Trabzonspor ne kadar kullanabildi?
Ya ona şu bir gol bir asist oynadı. Maçın adamı Trabzonspor adına. Ama az imkanlar arasında bunu yaptı. Biraz daha bunun zenginleştirilmesi gerekiyordu. Yani Bielisi için şaşırtıcı bir sonuç olabilir elbette. 2-0'dan 3-2'ye dönmesi herkes için de öyle olabilir. Ama oyun zaten 2-0'dan 3-2 gidişatta sadece bir problemli görünüyor. Oysa oyunun başından o ana kadar ki gelene kadar yani 2-3-2'ye gelene kadar ki periyotta da Hatayspor Trabzonspor'u ezinmedi ki. Hatayspor hücumda daha fazla varlık gösterdi. Trabzonspor bugün pas isabet oranı da düşük, korner düşük, orta düşük. Yani hangi açıdan iyi oynadığını ben çok merak ediyorum. Oyuncu değişiklikleri, yani Beşiktaş maçındaki oyuncu değişikliklerimizin aynısını yaptık ve bu kez aynı sonucu vermedi. İyi de aynı oyun değil ki. Yani şimdi, aynı rakip değil. Şimdi mesela 2-0 öndesiniz. Onu aşıyı çıkarıyorsunuz değil mi? Pivot santraforunuzu çıkarırken şunu düşünürsünüz. 2-0 öndeyim. Rakip geride savunmacısını azaltıp ileride hücumcu sayısını arttırarak ön alana yerleşmeye çalışacak. Dolayısıyla arkada boşluk bırakır. İleriye ne alırsınız bu durumda? Hızlı hücuma çıkabileceğiniz oyuncu alırsınız değil mi? Yani kontra yakalayabileceğiniz oyuncu alırsınız. Çünkü 2-0 geride. Elbet bir yerde baskı yapacak size çok. Yani 8-9 oyuncuyla geride 2 stoper bırakacak, bir bek bırakacak. Ne yapıyorsunuz? Berat Özdemir alıyorsunuz. Skoru korumak adına ileri uca da Enis Destan alıyorsunuz. Ya şimdi Enis Destan'ın oyunu farklı. Enis çok kaliteli, çok becerikli bir oyuncu. Ayrı ama siz Enis'i bu maçta bu dakikada hangi oyuna göre aldınız? Hatayspor'un oyununa göre almadınız çok bariz. Çünkü Enis de hızlı hücum yapmayı düşünmemeniz gerekiyor. Ya Fontas var yedek kulübesinde. Siz aldınız. Bir forvet oyuncusu, kanat forvet, forvet. Umut Bozok kötü oynamış olabilir ama hızlı hücuma daha müsait. Siz 2-0'ı koruyun arkaya Berat alıp. Ama ön alanda da 2-0'ı 3-0'a taşımayı düşüneceksiniz. Burada tamamen skora yatmayı düşündü. Sen hocanın oyunu zaten okuyamadığını ve doğru hamleler yapmadığını ya kesinlikle iyi oynadığını düşünen bir teknik adamın ben oyunu iyi okuduğunu düşünemem. Peki kısaca Mehmet'ten de değerlendirme alayım. Bir basın toplantısındaki açıklamaları da hatırlatacağım izleyicilerimize çünkü birazdan. 70'ten sonra Hatay'ın beraberliği yakalayacağı hissiyatına kapıldım açıkçası maçı izlerken. Zaten 3 gol dışında bir tane penaltı pozisyonu, yine evet. Bir tane cepheden şutu. Pozisyon var. Kamil Ahmet çok ön taraftaki o hareketli oyunculara yani defanstan da destek. Yine stoperleri de oyunu çok öne itmeye çalıştı. O gün ek olsun. Enis ne zaman iş yaptı? Rize Spor, Trabzonspor karşısında iki farklı öne geçtiğinde oyunu attınız. Tamamen oyunu Rize yarı sahasında yıktığınızda bu tarz karambol maçlarda Enis forvet ikilediğinizde iş yapar ama bu oyun şablonunda zaten değişiklikler ona şu Enis. Bir ek daha yapayım. Berat da bir defansif orta saha olarak oyuna giriyorsanız 2-0'lık skor 3-2 oluyorsa bundan biraz nasibinizi almanız gerek. Tabii şu da var Melike. 2-2 sonrası bir frikik kazanıldı. Bakasetas'ın Beşiktaş'a attığı golün aynı noktasıydı. Kötü bir vuruş yaptı Bakasetas ama şunu vurgulayacağım. Mehmet Can orada Can abiye iki tane üst üste bindirme yaptı. Ama sonrasında Mehmet Can'ın kaptırdığı top Hatayspor direkt Mehmet Can'ın bölgesinden geldi. Gol attı. Orada örnek veriyorum. Berat orada kademeye girmeli. Yani ben bunu Torreira'da, Josef de Souza'da fazlasıyla hatırlıyorum. Bekleri cuma çıktığında onların kademesine girmeyi. 2-2'ye yani razı olmadı Trabzon. Belki hocanın burada da bence kenarda müdahale yapması gerek. Yani şampiyonluğa oynayan takım 90'da ne olursa olsun uzatmada böyle bir gol yememeli. Yani çok net yakalandılar. İyi bir hücumda Hatayspor'un 3 kişi evet. Birden geldi. 3-2 gibi bir şey yakalandı orada. Sağ köşeyi kastediyorum. Orada iyi de şut oldu. Bir ek parantezle tabii Uğurcan'a bence gollerde tas vardı. Birinci gol ve tabii gol yani eski Uğurcan o golleri yemezdi. Evet şimdi sizlerin de yorumlarıyla birlikte konuşacağız. Bir basın toplantısında iki hoca da neler söylemiş onu da hatırlayalım. Şimdi Volkan Hoca'nın şu söylediğini biraz konuşalım istiyorum. İzleyicilerimiz de istiyor hatta. Fiziksel açıdan 65. dakikadan sonra diyor oyunun bize döneceğini biliyorduk. Kazanacağımızı biliyorduk diyor. Böyle bir özgüvenle söylüyor bunu. Evet. O gün nasıl yorumluyorsun? Fiziksel olarak daha iyi durumda olduklarını gösterdiler. Çünkü 90 dakika neredeyse oyuncularının büyük bölümü aynı tempoyu kaldırdı. Trabzonspor'da evet. Oyundan düşen çok fazla oyuncu da oldu.
Yani ben mesela böyle en dinamik, en tempolu gördüğüm oyuncularından bir tanesi Mehmetcan Aydın Trabzonspor'un ikili mücadelelerinde de başarılı. Ama orta saha ve hücumda kenarlarda oynayan oyuncular özellikle o tempoyu kaldıramıyorlar fiziksel açıdan. Yeterli gelmiyor. Burada Trabzonspor'un oyuncu değişikliklerine baktığımız zaman da Berat Özdemir yani o defansif zafiyeti giderebilecek bir oyuncu mu o dakikalarda? Çok emin olamıyorum ya. Berat'la ilgili şöyle Trabzonspor'a ilk geldiğinde çok olumlu izler bırakmıştı ama sonrasında hatırlarsınız Trabzonspor'da oyunu da eleştiriliyordu. Çünkü tempo yakalayamıyor oyun içerisinde. Ağır kalıyor. Yani çok temposuz oynuyor. Çok durağan oynuyor. Belli bir metrekare içerisinde oynuyor. Batiste Mendy ile ikisi arasında çok fark var. Ya illa o oyun profilinde olacak değil ama biraz daha tempo, biraz daha 6 numarada oynayan bir oyuncu için daha dinamik olması gerekiyor. Onun dışında Trabzonspor'un beklerine de kanatlardan çok fazla destek gelmiyor. Eren Elmalı hücumda bugün biraz çaba harcadı. Bu Bu arada arada ekranda Nenad Bilsan'ın cevabı var Volkan Demirel'in o ifadesine. Çok zekilermiş o zaman diyor. Böyle bir ifade kullanıyor. ya tabii şunu da ekleyelim Melike. Maç öncesi röportajlar dikkatimi çekti. Nem yani biraz hava koşulları da o Mersin'in. O da biraz oyuncuları zorlamış olabilir. Onu da söyleyelim hani Eylül'ün 20'lerinde. Trabzonsporlu oyuncuları mı? Tabii. Ama Trabzon'da da çok nem var. Yani Tamam. Trabzonlar bilir yani. %100 nem oluyor Çok mesela. çok nemli bir şehir yani. Adana Mersin'de bir tutmamak gerek o coğrafyada. Valla ben şöyle söyleyeyim. Trabzon'un bazı ilçelerinde daha da nefes alamayacak kadar. Çünkü yeşillik daha fazla olduğu Nem için. oranı yüksek oluyor. Ya, Yani bilmiyorum. Sıcak tabii etkileyebilir. bu arada Hatayspor da Mersin'de hazırlanmıyor tabii. İstanbul'da yapıyor. Evet. Sıcak etkileyebilir. Biraz Ama ondan. nem ya gerçi bilmiyoruz tabii oyuncuların eşiğini ama sürekli orada oynadıkları için ama Hayır, temponun düştüğü yerde sonuçta yedek kulübesinden bir hamle yaparsınız ve oyunu en azından ayakta tutmaya çalışırsınız. Yani Trabzonspor onu da yapamadı. Pepe'nin transfer olduğu gün, yani ona şu Pepe çok Batiste Mendy'nin transfer olduğu gün şunu söylemişti. Trabzonspor'da evet hücum hattında çok fazla iş çözecek oyuncusu var bu dakikadan sonra. Orta sahası da zengin hücum açısından. Ama ben savunmasıyla ilgili aynı şeyi düşünmüyorum demişti. Stoper ikilisi özellikle. Yani Trabzonspor'un savunması bana ön tarafı kadar vadeden bölgesi değil. Bugün Benkoviç fena değildi hava toplarında ama yerden mesela bazen aksadığını görüyoruz. Ryan Baniyer ile ikisi şu an net Trabzonspor stoper tandemi oldu mu? Bir Vitor Hugo Edgar'ı görmüştük yakın zamanda Trabzonspor'da. Yani onun üzerine hiç olmadılar zaten. Trabzonspor hücumda bugün 2 gol attı. Öyle ya da böyle. Kalesinde 3 gol gördü. Burada stoper performansını, orta alandaki savunmayı, takım savunmasını ve tabii ki Uğurcan'ın yediği hatalı golü de konuşabiliriz. Ama sonuç itibariyle Hatayspor'un bugün birçok pozisyonu vardı. İlla isabetli şut üzerinden okunmaz bu. Yani neymiş? 3 tane isabetli şut çekmiş de 3'ü gol olmuş. Kaç tane pozisyona girdi? Şimdi Dele Başarı'nın ilk devrede net arka direğe kesildi. Topu kontrol etti ve orada son anda yanılmıyorsam Eren Elmalı müdahale etmeye çalıştı. Pozisyon değil mi? 6 pasın içerisinde neredeyse yaptı bunu. Siz kaç kere 6 pasa girebildiniz? Hatayspor defalarca mesela rakip ceza sahasında topla buluştu. 24'e 10 falan ya. Trabzonspor bugün 10 kez herhalde rakip ceza sahasında topa değdi. Ceza sahasına giremiyorsun zaten rakibinin. Ve yanıltıcı olan noktalardan bir tanesi şu. Trabzonspor teknik heyeti herhalde Beşiktaş maçının baştan sona iyi oynadıklarını düşünüyor. Bu biraz daha endişelendirici Bak Beşiktaş baştan sona kötü oynadı diyebilirim. Yani şöyle söyledim. Biz Beşiktaş'ın iyi oyunlarını gördük. Değil mi? Şenol Güneş'in Evet. dönemine 24 maç hiç kaybetmeyen dönemini gördük şimdi. Evet, Trabzonspor'da bozuldu. O Şenol Güneş döneminin en kötü Beşiktaş oyunuydu. Siz o maçı baştan sona iyi oynadığını düşünüyorsanız burada da bir hata var. Çünkü ilk 25 dakika hiçbir şey oynamadınız. Beşiktaş hücumda son pasları doğru kullansaydı, opsiyonlarını doğru kullansaydı skor farklı bir yönde ilerleyebilirdi. Ya bak oyunun ilk 20-25 dakikasını hatırlıyor musunuz Beşiktaş Trabzonspor maçının? Ortadaydı çok. Hatta bir tık %51 Beşiktaş Ya diyebilirim. orada Gole kadar. Trabzonspor'un
hata yoktu. Hücum yok Trabzonspor'da. Hatta tam aksi Şenol Hoca biraz da o yüzden eleştirildi. Aboubakar'la başlasa böyle bir senaryo olmaz denme sebebi aslında biraz maçın başlaması. Biraz Raşistan'ın son evet, pasları tabii. Orada kaliteli olsaydı daha yani Trabzonspor o maçı 3-0 değil farklı bir skorla da sonuçta. Yani Beşiktaş skor avantajını oyunun başında eline alabilirdi. Mesela o oyunun yarım saatini oynayamadınız. Oynamadınız. Sonrasında evet çok iyi mesela orada kontrayı kullandınız. Sen aslında... Beşiktaş'ın savunmadaki boşluklarını... Çünkü niye? Beşiktaş geride. Yerli hücum yapıyor fazla adamla. Kontra kovalıyorsunuz. Ya aynısını Hatayspor yaptı bugün. Ama siz geride Berat alıp ön tarafta Enis Destan değişikliğiyle birlikte hareket ettiniz. Ya kontra kovalayacaksanız bir önceki maçta da farkındasınız. Trezeguet mesela karşı karşıya kaçırmıştı. Hatırlıyor musun Beşiktaş maçında skor avantajı Beşiktaş'ta 2-0 evet, evet, 3-0 iken hatta. Yani 4 olabilirdi. 4 olabilirdi. Ama bunu bu maçta denemedi mesela. Şimdi sen aslında biraz bu ifadelerini Trabzonspor'daki alarma dikkat çekmeye bir de özür diliyorum toparlayalım. Ama, çok özür dilerim ama Volkan Hoca kötü bir şey söylemedi ki. Evet tabii canım. Ya Volkan Hoca teknik dedi ki, yorum yapıyor aslında. Volkan Hoca dedi ki Trabzonspor'un tek bir planı vardı. Uzun top şişirip indirip ikinci bölgede kapıp oradan hücum yapmak. Valerian İsmail taktiğidir bu arada. Ben oradan aşinayım. Veors'la birlikte kullanıyordu bunu. Oyunun üzerine bir şey söylüyor. Evet. 65'ten sonra düşeceklerini zaten biliyorduk diyor. Yani bu analiz etmiş. Böyle görmüş. Son derece burada, bir teknik adam yorumu ya yapıyor. Bir teknik adam yorumu yapıyor. Neden zeka ile ilgili vesaire o, yani çok farklı yerlere gidiyor konu. Çünkü baskı altındaki teknik adam. Şu anda ciddi anlamda da o 2-0'dan bile 3-2 artacak o baskı tabii. Toparlayalım. Mehmet senin de son sözlerini alayım. Geride kalan diğer maçları konuşacağız çünkü. Baskı demişken Fatih Tekke'nin bugün İstanbulspor'la yolları ayrıldı. O yüzden de Bielisa için artık her maç final havasında geçer diye düşünüyorum. Çünkü ortada bir gerçek var. Trabzonspor'da yani yetişmiş. Doğal Trabzonspor. Bir aday. Trabzonspor efsanesi diyebiliriz. Çok önemli bir futbolcuydu. Yani futbolcunu şöyle hatırlatalım izlemeyen nesile. Icardi'nin kafa gollerini atabilecek yeteneğe sahip atan bir oyuncuydu evet. Fatih Tekke. Geçen sezonda Okan Buruk 1 diyorsam sanırım 2. Yani Şenol Güneş'ten de önüne koyabilirim Fatih Tekke. Çünkü o İstanbulspor'u küme tutmak büyük iş. Yani ben banko küme düşerler gözüyle bakıyordum. Hatta şöyle bir örnek vereyim. İstanbulspor'u küme tutan oyuncularından birini geçen Manisa Spor'da gördüm. Yani oyuncular çok transfer de yapamadılar o takımı kümede tuttuklarının genelde hani iyi oyuncularla kümede kaldılar. Çok da hani kırmak istemiyorum. Teknik adam başarısıydı. O yüzden de Bielisa için artık her maçın final havasında. Zaten bir ek yapalım Melike. 5-1'lik Kasımpaşa maçı biraz hocaya nefes aldırdı. Yoksa diyorsun ki daha da Trabzonspor'u ben Galatasaray maçını izledim. O Trabzonspor hayal kırıklığıydı ama tabii Mendy çok önemli bir takviye. Onaçu birkaç takviye yapıldı işte. Mehmetcan kazanıldı. Biraz kadroya rötuş yapıldı tabii ki. Kulübeye de berat diyelim. Bundan sonrasını görmek gerek. Son iki cümle kullanayım mı? Tabii ki buyurunuz. Şimdi yayına gelmeden Trabzonsporlu arkadaşlarımla sohbet ediyorduk gazetede. Şöyle bir şey söylediler. Yani hoca yeni gelmedi. Geçtiğimiz sezon da sonunda vardı ve biz geleceğe dair bir ışık alamadığımız için eleştirdi. Bugünkü oyun geleceğe dair bir ışık vermiyor. Yoksa skor alırsınız, almazsınız. 2-0'dan 3-2 de kaybedebilirsiniz. İlk kez kaybetmiyor Trabzonspor böyle oyunu. Ama uzun süredir bu takımın başında olan bir teknik adam var. Uzun süredir değilim. Geçtiğim sezonun sonunda da yani. Yaz transfer döneminde gelmedi. Ona göre bir kadro planlaması yapıldı. Hocanın istediği oyuncular transfer edildi. Bugün kendi istediği oyuncuları daha iyi oynatmıyor. Ve geleceğe dair oyun ışık vermiyor. Skordan bağımsız söylüyorum onu. Temeldeki problem de bu Bielisa ile ilgili. Peki yine ilerleyen dakikalarda soru cevap kısmında detaylı konuşacağız. Şimdi haftanın diğer maçlarını da şöyle hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Şimdi Alanyaspor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin tek golünü atan İrfan Can Kahveci özellikle bu sezon çok dikkat çekiyor performansıyla 12 resmi maçta 10 gole katkısı var. Detaylara bir bakalım. Bu sezon bence İrfan Can Kahveci için çok önemli. Her şeyin böyle transferlerin de çok tatmin edici olduğu bir sezon diğer dönemlere göre. Çok para harcanmış ve beklentinin çok büyük olduğu bir futbolcuyken çok daha farklı yerlere çekildi. Çok eleştirildi. Tribünden en çok kötü
tezahürat alan oyunculardan biri oldu. Yani bu sezon Fenerbahçe mutlu sona ulaşırsa ve İrfan Can bunda büyük rol oynarsa o transferin de hakkını vermiş olur mu? Buradan bir konuşmaya başlayalım istiyorum. Çünkü sürekli o ücret ve o transfer rekabeti gündeme geliyor. Belki o yüzden daha çok yükleniliyor İrfan Can'a. Tabii yani biraz fayda maliyet açısından değerlendirilir transferler. Bu çok doğal. Yanılmıyorsam İrfan Can 10 milyon euroya mı transfer edilmiş? 8 milyon euro açıklandı. Bonuslar var. Artı Deniz Türüç var. Bir de şu ekide yapalım tabii. Oyuncunun da Galatasaray özelinde böyle yaptığı açıklamalar biraz onu daha da alevlendirdi. Sansasyonuna sebep olmuş. Tabii. Yani o da doğal olarak olumsuz performansla fazla eksi olarak yansıyor kendisine. Evet. Bu sezon dahi tribünlerden tepki almıştı. Sezonun ilk maçlarından bir sevinmedi tanesinde. Sevinmedi attığı gole. İlk maçlarından bir tanesinde öyle hangi maçta? Zimru maçında attığı gole sevinmedi. Avrupa maçlarında tepki gösterilmesi zaten hiç anlam vermediğim bir şey. Ve üstelik şöyle bir şey var tabii buna da ek yapmak gerekiyor. Yerine 15 milyon euroya bir oyuncu alınmışken İrfan Can bu performansı gösteriyor şimdi. Evet. Cengiz Ünder 15 milyon euroya alındı. Yani burada gösterdiği performans çok kıymetli İrfan Can'a. Çünkü uzun süredir hep şunu konuşuyorduk. Ya İrfan Can'dan sağ kanat olmuyor diye. Özellikle Jesus'un sisteminde çok kötüydü. Sağdaki performansı, sağ kanattaki performansı çok eleştiriliyordu. Geçtiğimiz sezonki oyunla bu sezonki oyun çok farklı. İrfan Can da yapabileceğini gösterdi. Açıkçası beni şaşırttı. Ben çok şaşırdım İrfan Can'ın böyle bir performansına. Bunu merkezde mesela bekleyebileceğim bir performanstı. Skor tabela açısından söylemiyorum performans itibariyle. Ama sağ kanatta bunu göstermesi ki geçtiğimiz sezonki o çok kötü deneyimden sonra beni şaşırttı. Mental olarak çok daha güçlü olduğunu gösterdi Altay Bayındır'a göre. Altay mesela bunun altından kalkamadı. Bazen mental olarak da güçlü kalmanız gerekiyor. Zimru'da mesela ıslıklandınız, ertesi hafta çıktınız, atmaya başladınız. Attınız ya da attırdınız. İrfan Can'ın da bir yerde zamanda kendisine verilen değer hem parasal açıdan hem manevi açıdan. Hem de manevi açıdan verilen değerin karşılığını göstermesi gerekiyordu. Yani sonuçta büyük bir transfer rekabeti Türkiye'de de böyle büyük transfer rekabetlerinden çok fazla fayda alınamıyor. Böyle de bir gerçek var. Çok nadir bulunuyor çok böyle. Çok istisnalar var. Vedat Muriç bence çok iyi iş yaptı. Yani iyice sınıf atlayıp Lazio'da yapamadı ama oraya transfer yaptı sonuçta. Onun dışı hep işte Emre Kılınç, Mert Hakan'da gördük. Biraz iki kulübü karşı Mehmet Topuz'u sayabiliriz ama o da bence çok ilk sezonları itibariyle. İrfan da eksiydi. Şu an işte artıya geçmeye başladı. Şu an bu performansı. Şu an nötrledi mi diyoruz? Ben yine geçmiş sezonlarda savunamayacağım İrfan Can'ın performansını ezik. Özellikle merkez ama o gün demin ben ifade kadro etti. Ve hoca şanssızlığı yaşadığını düşünüyorum. Yoksa forvet, çok daha iyi olurdu. Çift forvetli Jesus'un sisteminde sağ kenar olmaz. Orada çünkü 8 numaradan katkı alamıyor yani yardım alamıyor. Daha şimdiki düzende Şimanski de yanına geliyor. Bir de şuna da ek yapalım tabii Melike. Bu sezonki Fenerbahçe kadrosunda İrfan Can'ın önünde ve pozisyon olarak solunda çok daha kaliteli oyuncular oynuyor. Yani Şimanski ile Tadic ile Ceko ile sağda aynı dili. Ben geçen gün buna kafa yormuştum. Kerem Aktürkoğlu'nun savunduğum bir yorum vardı. Ben Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray'da yıldız futbolcu sıfatıyla hitap ettim. Tek yerli oyuncu diye. Fenerbahçe'de bu tanımlamayı sadece İrfan Can için yaparım demiştim. İrfan Can yıldız futbolcu. İyi futbolcu ama tekrarlayalım. Geçen iki sene sıkıntılıydı performans olarak. Çok beklentileri karşılayamamıştı. Bir kere doğal şut yeteneği var. Fransa'da Rennes attı sanırım o golü. Milli takımla İsviçre'ye attı yani bir ezber çalımı var aslına bakarsak. Önemli meziyetleri var futbolcu. Başakşehir'le hat-trick yapmış Şampiyonlar Ligi'nde. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Tekrarlayalım o psikolojik harp diyebiliriz işte. Kerem Aktürkoğlu bunlardan çok iyi ayağa kalktı. Ama spor psikoloğu tuttu ama ailesinden destek aldı. Galatasaray'da da kolay değildir bir yerli oyuncu olarak. Zamanında Selçuk ve Burak da bu tepkilerle karşılaşmış yani top zamanlarında. İrfan orada o dengeyi tutturamamıştı. Şimdi işte Cengiz Ünder transferi belki de o gün İrfan'ı bence motive etmiş olabilir. Elbette. Çünkü zamanında Cengiz Ünder gibi geldi İrfan Can da Fenerbahçe'ye. Aynı aurayı yakalamıştı. Evet evet. Yani göz bebeğiydi. Şimdi mesela izleyicimiz yazmış Cengiz'i boşuna mı aldık o zaman yazmış Emre Bey. Rekabet güzel. Haydar Bey de demiş İrfan Can bu sezonu minimum 13 gol 13 asiste tamamlar. Yani zaten şu an 10 gole katkısı var yani. Böyle devam ederse ne de olmasın. Bir de şu var. Şimdi Jesus'un oyun sisteminde olmamasının nedenlerinden bir tanesi. Jesus'un oyun sistemi çok fazla kanat for İrfan Can gibi
kanatta oynayan oyuncuları besleyebilecek, skor açısından besleyebilecek bir sistem değildi. Neden? Zaten ceza sahası içerisinde iki tane forvetle oynuyorsunuz. Yani bir tane de merkezden oraya entegre oluyor. Dolayısıyla orada sonuçta ceza sahası içerisinde de bir alan paylaşım var. Arka direk koşusu var. Arka direk koşmak istediğin yerde zaten bir forvet var. Öteki tarafta da aynı şekilde. Tek santraforlu oyunlarda kanatta oynayan oyuncular daha fazla ceza sahası içerisinde boş alan bulabiliyor kendisine. Koşu alanı bulabiliyor. O yüzden mesela son şampiyonlara da baktığımız zaman hep böyle kanat oyuncuları, işte Galatasaray'da Kerem'in skor tabelası iyiydi geçtiğimiz sezon. Yanılmıyorsam 13 golü falan vardı Kerem'in. Kerem double double yapamadı. 10 gol 9 asist olabilir. Yani ama yine çoktu. Çift tanenin fazlasıyla. Tüm kulvarlarda geçti. Tabii. Ondan önce işte Sergen Yalçın'ın kaylarını kullanması Vakayeme. Mesela. Vakayeme kullanımı. Vakayeme çok daha farklı profil. Ama sonuç itibariyle Jesus'un oyun sistemine hiç uymuyordu. Israrla da orada oynatılıyordu ve yani şunu söyleyeyim. İrfan Can kaliteli bir oyuncu ama oynatıldığı yer itibariyle bugün aşağı çekiliyor diye. İsmail Hoca'nın sisteminde kendisine hayat buldu tekrar. Çünkü bir önceki dönemde de aynı şekilde çok iyi faydalanmıştı. İrfan Can'ı kullanmayı çok iyi biliyor İsmail Hoca. Şimdi devam edeceğiz. Bu arada biliyorsunuz hanımefendi izleyiciler her zaman pozitif ayrımcılık yapıyorum. Sevgili Buse Hanım da bizi izliyormuş. Ona da selamlar gönderelim. Ve devam edelim. Şimdi tabii bir erteleme maçı olunca her ne kadar 6. hafta geride kalmış da olsa 5 maç oynadı Fenerbahçe ligde ve 5'te 5 yaptı. Bu da 2009-2010 sezonundan sonra ilk kez oluyor Fenerbahçe'de. Bu önemli. Deplasman karnesi de iyi sarılar cüvertlerin. Bir istatistiklere haberimizde bakalım. Yani son sezonlardan çok daha farklı gittiğini gösteren istatistikler bunlar Fenerbahçe'nin. Mehmet Özcan seninle başlayayım. O sezon Bursa Spor şampiyon oldu. Bu arada onu söyleyeyim. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Galatasaray'ın da şimdi istatistiklerde en iyi başlangıçlarından biri 2009-2010 sonrası. O sezon iki takım da çok iyi başlamıştı. Evet. Fenerbahçe'nin farkı burada. İşin için Avrupa'ya katması ve iki Twente maçı bence çok değerli. Özellikle 5-1'in ardından Hollanda'da kazanması benim için çok önemli hakikaten. Başarı diyebiliriz. Bu kazanma alışkanlığı, oyun ezberi. Zaten İsmail kesinlikle. Kartal'ın en önemli özelliklerinden biri. Yani Osay Samuel aynı bölgeden iki kere penaltı kazandırdı bakarsak. Yani hep benzer oyun şablonları. İrfan'ın merkeze yaptığı koşularla attığı goller. Yine Dzeko'nun servisleri. İsmail Kartal'ın en önemli farkı. Yani ben Jesus öncesi İsmail Kartal devam etsin deniliyordu hatırlarsın. O dönemki Fenerbahçe 11'ini sayabiliyordum. Şu anda da bakarsak belli oyun şablonunu oturttu. İşte Livakovic'le başlayalım. Sol bekte Ferdi, defansında stoperi Banko, Beka. Hatta sağ bekte bence Osay Samuel'le Bankosu diyebiliriz. Orada çok hani Mert Müldür zaten ismi Avrupa'da yok. Orta sahası yine Fred 8 numarada onu bozmuyor. 6'ya İsmail Crespo arasına gidip gelecek. Sol kenar Tadic, forvet arkası Şimanski, forvet Dzeko. Sağ kenarda da şu an sakat ama ben artık iyileşse de İrfan Can'ın oynamaya devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu çok önemli. Oyun ezberi, aynı 11. Geçen seneki Galatasaray'da öyleydi hatırlayalım. Bir tek sol beki değiştiriyordu Okan Hoca. Evet çok bunlar fazla önemli. Değişiklik. İşin duran top kısmında da yine gol bulan bir Fenerbahçe var. Elbette kusursuz değil. Nuri Şahin, Antalya Spor'un hocası analize çok kafa yoruyor. Biraz defolarını gösterdi Fenerbahçe'nin ama bir gerçek var. Alanya'da da kazandı. Ve kazanmaya devam ediyor. Kazandıkça da moral motivasyon artıyor. Bunlar büyük takımların hep alamet farkasıdır. Arkadaşlığı dolumu etkiler kazanmak. Yeni bir takım hani birçok yeni transfer var. Takıma daha çabuk adapte oluyorlar. Bir ek daha yapayım Melike. Geçen sezonki bir lig yarışı bekliyorum. Yani yine puan ortalamasının çok yüksek olmasını bekliyorum. Burada minimum. Gol sayısı. Yani hatta biraz büyük takımların aralarındaki derbiler de gidişatı belirleyebilir. Fenerbahçe'nin bir diğer avantajını da söyleyeyim bu kadar iyi başlamışken. Bir buçuk ay İstanbul'da kalacak. Ben biraz fikstürünü incelediğimde sanırım Kasımpaşa, Pendik, o tarz İstanbul içi deplasmanlara gidip hep İstanbul'da maçlar oynayacak. Ama tabii hem Başakşehir hem Rize bu hafta oynayacağı maçlarda kolay değil istihada olsa. Rize de lige iyi başladı. Çağdaş'tan da bir şeyler yapmaya çalışan bir teknik adam bakarsak. Sana bir iki yorumla geleyim o gün. Soner Demirci yazmış. Tadiç'te gözle görülür bir düşüş var demiş. Başka bir izleyicimiz de Ferdi Kadıoğlu. Çok çabuk unutuluyor. O da bizim yıldızımız yorumunu yapmış.
Nasıl değerlendireceksin bu iki yorumu? Ferdi Kadıoğlu konusunda Mehmet Özcan'ın biraz fikirlerini bildiğim için o yüzden şey yapıyor. Yani her zaman söylediğim bir klişe vardı. Onu paylaşayım mı? Şey Ferdi... Bir takımın yıldızı Ferdi olmamalı diye. bir de ben şeyi de düşünüyorum. Onu Kerem Aktürkoğlu için de söylemiştin ama sen. Kerem bir takımın beni, en iyisi Kerem Aktürkoğlu. Kerem bir yanıltıyor. Ferdi için şunu da yapayım. Hep konuşulan şey Ferdi için. Orta saha oynasın ben tam aksi. Ben artık Ferdi'nin de Gökhan Gönül gibi. Gökhan Gönül için de hep bu söylenirdi. Artık çok iyi sağ bek sağ açık oynasın. Hayır ben Ferdi'nin de orta saha değil. Oynaması gereken yerler sağ bek sol bek olmalı. Ya kısa sürede çok acayip bir futbol değişimine uğradı. Neden? Hollanda'da alt yaş kategorilerinde olsun, işte Hollanda kulüplerinde olsun. 10 numara mevkiinde oynuyor. Şöyle o gün geçen paylaşıldı. 2018'de Koku dönemi Fenerbahçe Ali Koç'un yeni başlangıcı. Ferdi transferi böyle anons edilirken mevkisi 8 ve 10 gösteriliyor. Yani böyle bir geleceğin yıldızını evet, aldık deniliyor ama oynadığı yerler şans. Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde 10 numara oynuyordu mesela. Takımında da kulübünde de aynı şekilde oynuyordu. Sonra bir anda bek ihtiyacı doğdu ve içinden acayip bir bek oyuncusu çıktı. Ferreri'yi tebrik edelim. Kenar bek yarattı ondan. Yani ben Ferdi'nin çok iyi aşama kaydettiğini düşünüyorum. Ben hep şu benzetmeyi yapıyorum. Yani yerli bir Spinazzola'mız olabilir milli takım özelinde. Ben de sol bekte daha çok beğeniyorum sağ ayaklı yani, olmasına rağmen. Ben o da en iyi oyuncu olabilmiş bir isim sonuçta yani. Yani evet. Hani kanat bekler üzerinde ilk akıllara gelenlerden biri çünkü Spinazzola. Evet. Ferdi de o yönde ilerliyor. Bir de yani Ferdi sadece çizgiye basan oyuncu değil. Yani içeriği de çok iyi bildiği için merkezi 8'i bazen kanat bekte oynarken ya da bekte oynarken hiç fark etmez. Hücum anında merkeze entegre oluyor. Yeri geliyor ceza sahası çevresinde şut çekerken gol atarken görüyoruz. O da onun hücum tarafını da bu işin bilmesinden kaynaklanıyor. Ben daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Onun dışında Tadiç ile ilgili şu var, 34 yaşında Tadiç, Edin Džeko ile ilgili de aynı yorum yaptım. Mümkün mertebe aktif dinlenmeye de ihtiyaçları var. Yani aktif saha içerisinde ayrı, bir de teknik adam tarafından aktif olarak dinlendirilmesi gerekiyor. Džeko'yu uzun vadede daha fazla kullanabilmeniz adına mesela önemli. Aynı şekilde Tadiç için de. Geçtiğimiz gün baktığımda ligde 86 dakika ortalamasıyla oynamış Edin Džeko. Avrupa'da da Twente maçını mesela çıksak orada da 80 dakikası var. Yani bu Džeko gibi bir oyuncu için evet şu aşamada kaldırabiliyor ama sezon çok uzun bir periyot. Bu fiziksel durumlarını, kondisyonlarını daha iyi kullanmak gerekiyor. 3 günde bir maça çıkıyorsunuz ve çok ciddi maçlar oynuyorsunuz. Tadiç için de bazı maçlarda Tadiç'in yedek kulübesinde olması, yerine bir başka oyuncunun değerlendirilmesi, böyle zorluk düzeyi en azından düşük maçlarda daha kıymetli. Yeri geldiğinde 20 dakika oynaması gerekir. Çünkü öyle ya da böyle. Üst üste kaç tane maça çıktı. Bu sezon daha yeni başladı sezon. Fenerbahçeli oyuncularda 10-11 maç oldu yani. Evet. Belki de daha fazla maçı olan vardır. Dolayısıyla kolay değil bu tempodan çıkmak. Tadiç için de bence biraz böyle ara ara dinlenmesi gerekiyor ki performansını korusun. Bir yorum okuyup sonra ben kimime geçeceğim. Mehmet Bey yazmış. İrfan Can'ın geçen sene yetersiz futbolcularının aksine bu sene aldığımız İsmail Kartal'ın gelişi doğru sistemiyle kendine geldi. Hücum ön plana çıktığı için savunma performansı geride kaldı. Savunmamız ligin en sağlam birbirini tamamlayan ikilisi. O gün Bey'e de selamlar diye bir yorum yapmış. Selamlar. Yani katılıyorum. Jesus'un sisteminde hiç olmuyordu. Yani bunu herkes görüyordu. Bir tek Jorge Jesus görmüyordu zaten. Belki de ekibi de görüyordu ve uyarıyordu ama dinlemiyordu. İrfan Can'ın da geçtiğimiz sezonki o sistem içerisinde sahada oynamaktan hiç memnun olmadığını düşünüyorum. Evet, oyunlar, oyuncular çok etkiler. Yani Džeko ile oynuyorsunuz, işte yanınızda Szymański var. Öteki tarafta Tadiç. Kaliteli ayakların sayısı çok fazla arttı ama ne olursa olsun İrfan Can geçtiğimiz sezonki kadar da kötü bir İrfan Can olmamalıydı. Yani yıldız futbolcu belki kimsenin gözünde değil şu an ama yıldız futbolcu olması beklenen oyuncuydu Fenerbahçe adına transfer edildiğinde. Jesus'un sisteminde dediğim gibi zaten iki tane forvetle oynuyorsunuz. Kanattaki oyuncunuz ceza sahasında boş alan bulma, arka direk koşusu yapmakta biraz alan kaybı yaşıyorsunuz. Ama bu tip tek santraforlu düzenlerde kanatta oynayan oyuncular da bir o kadar santrafor kadar tabela yapabiliyor. Kıymetli. Yani Sergen Hoca zamanların arka direk oldu lakabı. Kariyerinde bir daha öyle bir gol asist sayısına ulaşamaz. İmkanı yok ulaşamaz.
Hatta gol asist toplamı Aboubakar'dan fazlaydı mesela. Çok kariyerini, sezonunu geçirmişti gerçekten. Peki o zaman bir ben kimim yapalım. Evet, futbola altyapısından başladım. Kulüpte devam ediyorum. Kazandığım tüm kupaları ülkemde kazandım. Elmalı crumble en sevdiğim tatlılardan biri. Geçtiğimiz hafta derbide gol atarak takımıma katkı sağladım. İtalya karşısında kaçırdığım penaltıya çok üzülmüştüm. Ben kimim? Milan Inter maçındaki oyunculardan biri olabilirim. 5-1'lik maç. Geçen hafta aklıma o geldi. İzledim çünkü derbiyi de. Golleri Hakan penaltıdan attı. İki tane gol aynı oyuncu attı o maçta üst üste. Bence oradan biri. Elmalı Crumble. Ben oradan yola çıkayım falan demişim. Ben Inter izledim maçın gollerini şimdi aklıma gelmedi. İtalya karşısında kaçırdığım penaltı diyor. Ama şimdi İtalya karşısında kaçırdığım penaltı... Ben mesela onu anlamadım. Yani neden en sevdiği tatlıyı oraya o şekilde aldığımızı. Hayır şöyle bir şey var ama İtalya karşısında kaçırdığı penaltıya çok üzülmüş. Tamam o hangi penaltı söyleyelim. Mancini döneminde İngiltere. Bravo izleyicimiz hemen bulmuş. İngiliz oyuncu. Kim kaçırdı penaltıyı? Orada Arsenal Arsenal'in oyuncusu kaçırmadı mı Saka? Bukayo Saka kaçırdı. Saka evet. Ama Saka bu hafta gol attı ya. Ben ondan. Geçen hafta kime attı? Tottenham Arsenal. Aa bir dakika. Geçtiğimiz haftayız. Dünya. Hı. Ben bu hafta olsa hemen bilirdim. İzledim dün. 2-2 çok iyi maçtı. Bu ikili böyle ya. İkisi bir arada ya. Ne yapabiliriz ki işte? Ancak bu kadar ben hızlı. Ben geçtiğimiz hafta deyince Milan Inter'e gitti aklım. Sonra ama doğru. İtalya, orada İngiltere. Orada İtalya karşısında deyince zaten olmuyor. Peki ben şeyi merak ettim Yusuf. Neden elmalı crumble? Ya elmalı crumble. Hep sana veriyorlar bu şıkları. Melike, Yusuf seveyim. Seviyor böyle yiyeceklerden gitmeyi de. Ya elmalı crumble. Ha. Bir... Giyiyormuş bir evet bir röportajında ama ha antrenman arasında. Görün mü senden? Antrenman arasında da elmalı crumble yemezsin ya. Tarifini görür müyüz sosyal medyada? Çok basit bir şey ya. Ha, tamam. Yani yaparız. Yorumunu katarsın. Yorumumu katarım evet. Yalnız bu şeyleri seversiniz değil mi? Elmalı kurabiye, elmalı turta. Tabii ki. Onunla aynı şey aslında. Sadece hamurları üstünde kırıntılı bir şekilde oluyor. İşte apple pie. Evet. Gibi ama böyle kırıntılar biraz dağınık oluyor. Kaşıkla alıyorsun koyuyorsun öyle kesip falan koymuyorsun. Crumble biraz daha dağınık hali yani. İzleyicimiz kim bildi hemen onu da söyleyelim. Buğra Bey hemen yazdı. İkinci. Zor değil. Şey şıklı. Evet. Üçüncü, İtalya. Dördüncü cevap. Dördüncü cevap gelmiş Bukayo Saka'ya. Tebrik edelim Buğra Bey'i de. Peki o zaman biraz daha izleyicilerimizin yorumlarıyla devam edelim. Tadiç'in performansının düşmesinin sebebi hem yaşı hem de rakipler Tadiç'in ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için 2-3 kişi birden basıyor. O da bunun performansını etkiliyor. Haydar Eraslan böyle yazmış. Peki yapayım mı izleyicimin yorumuna? Muhakkak zihninde canlanır. Tadiç'in de bir ezber çalımı var. Sırtını rakibe dayayarak çizgiye doğru. Biraz bence orada da bek oyuncuları Tadiç'in çalımı konusunda uyarılmıştır. O da ister istemez oyunun hapsolmasına sebep oluyor bence. Yorumcularınız Alanya maçında Fenerbahçe'yi nasıl buldu diye sormuş Umut Bey. Fena değil diyorum. Alanya deplasmanından kazanarak dönmek önemli. İlk yarı bir duran toptan pozisyon verdi Fenerbahçe. Orada hani Livakovic'in iyi bir refleksi var. Kaçırdığı pozisyonlar var. Şimanski'nin şutu var. Skoru da aldı sonuçta. İsmail Hoca bir yerde daha doğru yolda ilerliyor bu arada. Dijiku Bekao konusu. Fenerbahçe'nin kesinlikle iki stoper, yani stoper tandemi Dijiku ve Bekao olmalı. Mümkün mertebede bozulmamalı. Oyunu baştan sona etkiler stoperler. Yani kalecinin performansını da etkiler. Dijiku'nun da ne kadar kaliteli bir ayak olduğunu görüyoruz burada. Boyu biraz daha böyle stopere göre kısa görünebilir ama hava toplarında da çok etkiliydi. Yerden de çok iyi bir oyun kurulumu var Dijiku'nun. Beka ile birbirini tamamlayacak oyuncu. Yani orada Serdar Aziz Beka günü kurtarabilirsiniz ama her zaman bu oyun ezberinde ilerlenecek ikili değiller. Ama Dijiku ve Beka ikilisi ön alanı da arkada kaleciyi de güven verir, rahatlatır yani. Bir de Serdar'la Beka oynadığı zaman Beka sol stopere geçiyor, oyun kuramıyor. Antalya Spor bütün baskıyı Beka yaparak oyunda Fenerbahçe'yi kilitlemişti. Bir ek daha yapalım. Mert Müldür'ün ismi konferans ligi için Avrupa'ya bildirilmedi. Yani evet. Doğal olarak Avrupa'daki 6 maçta zaten Osayi Samuel oynayacak. Arada da Osayi Samuel'i dinlendirirsiniz. Sağ bekte Mert oynadığı zaman da İsmail'i Crespo ile değiştirirsiniz. Yani o yüzden de stoper ikisi zaten... Stoper ikisini değiştirmek zorunda kalmazsınız. Evet. İşi matematiğine de artı 3'te
Bir tanesi zaten Banko Ferdi diyoruz. Ön tarafta da hani İrfan diyorum artık, Cengiz diyemiyorum. İsmail olacak. Bir de her ne kadar rotasyonla oynarsan oyna, o ikiliyi değiştirmek çok akıl kârı değil ya. Hani katılıyorum. Bütün kadroyu da değiştiriyorsan o ikiliyi çok kolay kolay değiştirme. Kalede de aynı şeyi düşünüyorum aslında. Omurga diyebiliriz Melike. Yani kale, iki stoper, merkez oyuncusu, forvet. Bence onlar değişmemeli. Kenar oyuncularında biraz onların form durumu. Mesela geçen sene Okan Hoca yaptı. Kerem kötü gidiyordu. Barış Alper'i koydu. Asist yaptı. Sonra Kerem'e döndü. Kerem hat-trick yaptı. Şampiyon olan takımlarda, başarılı olan takımlarda genelde zaten sadece o mevkilerde ya eksik ya aksaklık olsa da sıkıntı olmuyor. Ama bu bahsettiğimiz omurgada bir şeyler aksadı mı kolay kolay ya, son başarı gelmiyor. Son 3 şampiyonun bana sol bekini söyleyemezsiniz. İşte aynen. Mesela bek oyuncuları, kanat oyuncularını da değiştirebiliyorsun. Ha, söyle. Bana Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın... Ya da sakatlık geçirdiğin devamında başka bir oyuncuyla sürdürebiliyorsun geri kalanını. Sezon. Bana Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ve Galatasaray'ın sol bekini söyleyin şampiyonun. Şimdi birisi çıkar Kazımcan falan der. Değil mi? Diğeri Emre Taşdemir der. Evet, evet. Ensakala mı, Rıdvan Ensakala, mı? Tronsen Rıdvan, mi? Evet. İsmail Köybaşı mı? Puaş mı? Evet. Yani kıymetli bir, tabii ki her mevki ayrı ayrı kıymetli. Ama en kıymetliden hani geriye doğru böyle bir sıralarsak, dolayısıyla stoperde değil, beklerde biraz feragat etmeyi tercih ederim. Ama orada da şu farkı unutmayalım, o gün o saydığın 3 takımın da sağ bekleri iyiydi. Rozier, Bruno Perez, Sacha Boey. Yani iki bekinden de olmaz. Ya, bir tanesi bir tanesinden fire verebiliyorsun. Fenerbahçe'nin ikisi de iyi ama şu an. Ya Fenerbahçe'nin ikisi de iyi. Hani şuna geliyoruz aslında. Hani mesela kadro oluşturulurken aslında en çok böyle olmazsa olmazını belirlemen gerekiyor tabii, bu mevkilerde. Stoperde mesela. Tabii. Ya şu an Fenerbahçe'de en kritik konu, hep söyledim ve oraya geldik aslında. İsmail Güçlü'nün performansı. Konuşacağız, bir araya gideceğiz. Hatta araya da artık Ziraat Türkiye Kupası haftası başlıyor biliyorsunuz. Son şampiyonda biliyorsunuz Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'nin maçlarını hatırlatalım sizlere. Sonrasında devam edeceğiz yorumlamaya geride kalan haftayı ve hafta içi oynanacak maçları. Evet, aranın ardından yeniden birlikteyiz. Şöyle bir de kupa havasına sokmuş olduk. İzleyicilerimiz de sizi de tabii ki heyecan başlıyor bir yandan. Bu hafta çok dolu geçecek. Hem Anspor ekranında gün boyu karşılaşmalar, hem akşam erteleme maçları. Yine renkli görüntülerle birlikte. Tabii canım, renkli görüntüler olmazsa olmaz yani. Bayılıyoruz ona. Her sezon mutlaka bir tane o sezonu damga vuran böyle... İlk tur eşleşmelerinden vesaire, Anadolu'nun önünden bir maçtan bir görüntü çıkıyor ortaya. Bakalım bu sezonun görüntüsü ne olacak? Merakla bekliyoruz. O yüzden izleyin. Hep ekranda kalın diyelim izleyicilerimize ve devam edelim. Evet, geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi Beşiktaş. Bir haberimizi izleyelim önce. İç sahadaki yenilmezlik serisi de bu arada 17 maça çıktı Beşiktaş'ın. Önce haberi izleyelim, sonra karşılaşmayı yorumlayalım. Evet, Yukatel Adana Demirspor maçı da kolay maç değil, üstelik deplasman. Evet, o gün seninle başlayayım. Tabii önce Kayseri maçıyla ilgili değerlendirmelerini alayım. Yani Kayseri maçının ilk devresi çok hücum açısından tatmin etmedi. Yani orada en net pozisyonu hatırlamaya çalıştığımda Cenk Tosun'un sanırım kornerde devre tam biterken attığı bir kafa var. Onun dışında böyle akan oyunda özellikle çok ciddi böyle %100'lük gol pozisyonu. Bir tane karambole top geldi o gün. Cenk vurdu Can abiyle ama olmadı yani. Yani %100'lük zor bir gol pozisyonu hatırlamıyorum böyle akan oyunda özellikle. Gezdal çabaladı ama ilk devre itibariyle çok o tempo yakalanamadı. İkinci yarının başında yenilen gol Beşiktaş'ta herkesi bir silkeledi. Yani çünkü Trabzonspor maçında kötü oynayan bir takım vardı. Bruj maçında çok kötü oynayan bir takım vardı. Kayseri Spor'a karşı kendi sahanda geriye düşüyorsun. Herkes bir silkelendi, ne oluruz durumuna geldi. Zaten çok çabuk sürede farkındaysanız reaksiyon verdi önceler. Çünkü yani maçın seyri çok farklı ilerleyebilirdi atmosfer açısından da. Yani bir yerde eleştiri alabilirdi artık oyuncular da. Ve o dakikadan sonra herkes işin içine girmeye başladı. Yani mesela ben Salih Uçan'ın peş peşe %100'lük gol paslarını hatırlıyorum. Bir, Gezdal'a yaydı, hemen bir tane çıkardığı vardı hatırlarsınız. İki, Cenk Tosun'a çok güzel bir orta kesti. Cenk vuramadı orada, ıskaladı. Üçüncüsünü artık Chamberlain'e attırdı. Hemen zaten o golden sonra bir de bu arada Rasile'ye de atmıştı bir tane. Salih bir anda yani 4 asiste sahadan ayrılabileceği bir maç vardı. 3-4 asiste ayrılabilirdi. İlk devre
hiç gol pozisyonunu neredeyse hatırlamadığımız Beşiktaş ikinci yarı yediği golden sonra 8-9 tane ben net pozisyonunu hatırlıyorum. Golle sonuçlanabilecek pozisyonlardı bunlar. Beşiktaş adına olumlu olan gelişmeler bir Erik Bailly'nin performansı. Çünkü savunmada Beşiktaş özellikle sağ stoperde güçlü bir oyuncu performansı arıyordu. Necip Uysal, Amartey ikilisiyle başlandı sezona. Amartey'in performansı çok eleştiriliyor ve haklı eleştirdiler bu arada. İyi bir performansı yok Amartey'in. Necip Uysal mesela Amartey'e göre daha olumlu başladı bu sezonu sağ stoper performansıyla. Ama Erik Bailly ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Çok fazla eleştirilmişti. Eleştirilirken de şunu söylemiştim. Erik Bailly kariyeri itibariyle çok önemli bir oyuncu. Manchester'da da gittiğine kimse sevinmiyor. Hakikaten yani haberlerimiz Manchester'da da yani Manchester medyasında da paylaşıldı. İngiltere medyasında da paylaşıldığında ben yorumlara da bakıyorum, gelen yorumlara. Bedavaya mı bırakıyoruz? Nasıl Erik Bailly'den para alamıyoruz? Keşke işte sakat durmasaydı bugün çok farklı yerde olurdum. Maguire'ı gönderelim, Erik Bailly kalsın. Bak bu tip yorumlar vardı. Erik Bailly'nin tamamen problem sakatlık geçmişiydi. O sakatlık geçmiş olmasaydı bugün zaten muhtemelen hala Premier Lig'de izliyor olurduk. Sağlıklı olduğunu, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Savunmada denge oturttu. Onun dışında Raşit Gezal'ın dönüşü. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bir duran top ya da bir anda oyunda hiçbir akış yokken topun böyle 40-50 metreden sahayı rahatlıkla görüp topun yönünü değiştiriyor. Bir anda pozisyon çıkarıyor ortaya. Oyunun şeklini, şablonunu değiştirebiliyorsunuz Gezal'a çok rahatlıkla. Hücuma zenginlik katıyor. Rashica da zayıf olan finaldeki pasları, Gezal'daki de en önemli konu. O finali her zaman yapıyor. Onun dışında Chamberlain'in devreye girmesi orta sahadına kıymetliydi. Çünkü sezonun tamamında Gerson performansına mahrum kalamazsınız. Gerson Fernandez çok önemli bir silah Beşiktaş adına. Çok iyi performans sergiliyor. Ama bütün sezonu da Gerson'un üzerinden okuyamazsınız. Orta sahada güçlü bir performansa ihtiyacı vardı. Hücuma da destek atabilecek. Salih asist yaptı. Bir diğer merkez oyuncusu Chamberlain de galibiyeti getirdi. Beşiktaş adına sevindirici gelişmeler bunlar. Cenk Tosun ritim yakalamaya başlıyor fiziksel açıdan. Beşiktaş'ın temeldeki problemi de buydu biraz sendelemesini. Oyuncuları hazır değildi. Yeni transferlerin de büyük bölümü hazır değildi. Hazır olanlar da tam anlamıyla değerlendirilmiyor. Yani performans itibariyle Gino Onana yapılan transferler arasında en hazırı. Ama hiçbir sorunu olmayan, fizik, kondisyon, her türlü hazır olan oyuncu kadroda değildi. Onun dışında Bahtiyar da hazır bir oyuncuydu. Ama sizin beklentiniz Bahtiyar ya da Gino Onana yerine Chamberlain, Raşit Gezal, onun dışında işte Cenk Tosun'un geri dönüşü, Ante Rebic. Rebic'in de bu anlamda devreye girmesi gerekir. Cenk Abubakar uyumunu biliyoruz ama yeri geldiğinde orada Ante Rebic Abubakar ya da Ante Rebic Cenk Tosun'u izlemekte gerekecek. Şenol Hoca Chamberlain'i işin içerisine soktu. Beklenti Rebic'in de aynı şekilde bu işe dahil olması. Evet, Beşiktaş'ta oyun içerisinde eleştirilebilecek noktalar da var. Pozisyonlar veriyor. Onun dışında bir 10 numara eksikliğini hep hissediyorsunuz o sahada ya. Yani 2-8'de oynuyor ama yetmiyor bir yerde. Yani 6'da Amir, önde Gerson, büyük Salih ya da Chamberlain, Salih. Bir 10 numara arıyor Beşiktaş'ın oyunu hakikaten. Belki ara transfer döneminde olur. Ya da Chamberlain biraz daha ofansif oynayarak o açığı kapatır. Gerson tabela yapabilirse. Ki Gerson çok ona müsait değil gibi. Yani iki yönü çok iyi oynuyor. Ama final, yani 3. bölgede o finalleri zaman zaman yapmakta zorlanıyor. Chamberlain geçmiş kariyeri itibariyle de oynadığı mevkilere baktığında daha müsait oyuncu. O yüzden çok kritik performansı. Evet, Mehmet, sana biraz da Adana Demirspor maçında konuşalım. Öyle gelelim. Erteleme maçını oynayacak Beşiktaş. Kolay bir karşılaşma değil. Bu galibiyetle birlikte toparlanır mı? O maça nasıl çıkar? Zor bir rakip. Yani biraz böyle Kayseri maçından Adana Demirspor maçına geçiş yapalım. Çünkü günün maçı da bir anlamda konuşmamız lazım uzun uzun. İstanbulspor'la Galatasaray'ın oynayacağı maç. O yüzden hızlanmak için. Adana Demirspor'da eksikler var. Onu hatırlatalım. Evet. Kalecinin ceza sahası dışından
topla elle yaptı. Kurtarış gördüğü kırmızı kart. Diğer kalecinin Türkiye kökenli sanırım. Onun 4 Eylül. Statü gereği. İki kalecisini oynatamıyor. Oynatamıyor. Vedat oynayacak. Daha az sayıda Süper Lig tecrübesi olan kalecisi. 3 maç baktım. Stambouli orta sahada önemli bir isim. O da net bir eksik. Ama bir diğer detayda ne? Adana Demirspor taraftarıyla muhakkak reaksiyon koyacak bu tarz takımlar. Taraftarıyla birlikte savunma yapıp havaya giren takım. Artı iyi bir oyuncu grubu da var ne olursa olsun. İşte Yusuf Sarı bu sezona en önemli çıkış yapan oyuncu diye bir ziyerli Anadolu'da. Artı Belhanda her zaman o takım artık iyice yerini kanıksadı. 5 yaşa gelirsek bir önceki deplasman Trabzon'du. Geçen sene bu tip deplasmanlarda işte Kadıköy'deki galibiyet olsun, Adana Demir deplasmanındaki galibiyet. Beşiktaş kazanıyordu. O oyun ezberi için Adana Demir maçı önemli bir mesaj olacak. Sonuçta Pendik ve Trabzon'a kaybedilen 5 puan hali hazırda Fenerbahçe'nin kayıpsız gittiğini, Galatasaray'ın sadece 2 puan bıraktığını düşünürsek ve Galatasaray'ın olası bir İstanbulspor galibiyeti Beşiktaş için bu maçın 3 puan anlamına daha fazla önemini arttıracak. Problem şu, Abubakar'ın yanında geçen sezon Redmond uçuyordu. Cenk kendini bulmuştu. Bu sezona bir Cenk sakatlıkla zaten yeni yeni kendine geliyor. İki Redmond'un bölgesinde önce Rashica denendi, Rebic denendi. Hani o kenar forvet demiş. Gezal'a dönüldü. Oradaki işte o kopukluk iş yine biraz Abubakar'a kalıyor gibi. Orta saha oyuncuların çok ekstra performansı oldu. Jesson'un, Salih'in. Şimdi ondan Chamberlain'de nasibini aldı. Yani iyi bir orta üçlüsü evet. var Beşiktaş'ın, oraya Amir'i de katıyorum. Stoper ikisi problemliydi. Anladığımız o ki Bey'le oraya oturacak. Yani Amartey'i ben hatalı transfer olarak yorumluyorum desem yeridir. Tabii bir de Onana vakası var diyorum. Yani 4 milyon. Beşiktaş'taki sıkıntı şu. Geçen program ben dedim yani hiç para harcamadan mı 17 milyon euro harcama yaparak bu transfer dönemi geçirilmiş. Yani öyle bir hava yaratılıyor ki sanki 2-3 milyon euro ile pas geçip hani taraftar o yüzden biraz da haklı reaksiyon göstermekte. Yani kulüp bürücü maçı mesela Demir Ege başladı. Hatta maçı bitirdi. Onana hiç girmedi. Hatta Chamberlain'de sonlarda oynamıştı. İzleyicimiz de demiş ki Beşiktaş bu sene çok ya tutarsa transferi yaptı. Katılıyor musunuz buna, Mustafa Bey'in mesajı? Yani şu açıdan risk aldı Beşiktaş. Sakatlık geçmişi itibariyle performans düşüklüğü yaşayan oyuncular. Son sezonunu iyi geçirmeyen oyuncular çok fazla. Yani kim bunlar? Chamberlain. En iyi transferi Rashica, öyle düşünüyorum. Chamberlain, Eric Bailly, Ante Rebic, Jin Onana. Biraz atladığım var mı diye düşünüyorum bir yandan. Yok, bu dört oyuncu sayabiliyoruz. Düşüş sendromu yaşayan, sakatlık problemi yaşayan. Jin Onana geçtiğim sezon 900 küsür dakika oynamış. 11'i yok yanlış hatırlamıyorsam mesela. Chamberlain'i zaten biliyoruz. Evet, zaten sakatlık riskiyle geldi. Eric Bailly aynı şekilde geldi. Çok az maçı var. Süresi itibariyle azdı. Ante Rebic de aynı şekilde. Dolayısıyla burada risk satın alındı. İşte bunun da ceremeleri bazen çekiliyor. Yani hazır olmayan oyuncu sayısının fazla olması oyunun oturmamasını etkiliyor. Şimdi Soner Bey de Beşiktaş'ta negatif bir hava esiyor. Taraftar yönetime güvenmiyor. Şenol Hoca'nın vücut dili pek iyi değil. Beşiktaş bu sezon deplasman maçlarında sıkıntı çeker demiş. Karagümrük yendi. Başka deplasmanları düşünüyorum. Şimdi ilk hafta Karagümrük'tü. Avrupa'da kaybetmedi. Hepsini aldı. O önemli. Ha bir de Şenol Hoca'nın Brüj deplasmanında kötü oyun beraber. Brüj evet. maçı bir futbol mucizesi desek yeridir yani. Ben çok kus kurtarış yaptım. Mert'ten de ziyade beceriksiz ederim. Yani kaçmaması gereken golleri de kaçırmış Brüj. Evet, biraz Brüj'ün de elinden kaçırdığı o boş kale pozisyonlar kaçırdı. İyi ki kaçırdı dediğimiz. İyi ki kaçırdı dediğimiz. Peki yine soru cevapla döneceğim konuya ama bir Galatasaray'ın erteleme maçı İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılar bir maçın notlarını haberimizde bakalım. Evet, muhtemelimiz de var ama önce konuşalım, sonra muhtemeli de getiririz ekrana. İlk Mehmet sana döneyim. Maça gideceksin zaten, takip edeceksin karşılaşmayı. Az önce haberde de dinledik tabii. Ertelenen maç olduğu için bazı transferlerini oynayamayacağı. Davinson Sanchez oynayamayacak. Yoksa oynardı. Evet. Müthişti. Yoksa o oynardı. İyiydi. Başakşehir maçında müthişti. Maç sahanın en iyisiydi. Endombele ben hala hazır olmadığını ve yani muhtemelen milli araya kadar Endombele'yi biz kulübede görüp maçlarda dakikalı süresi artar. Zaha 11 çıkabilir. Bence çıkması gerek. İstanbulspor nispeten daha zayıf bir rakip görece olarak Ankara Gücü ve United'a. Biraz maç ritmi yakalaması adına Zaha maça başlayabilir diye düşünüyorum.
Belli başlı değişiklikler olacak Melike. Bunları da biraz tahmine dayalı yapayım. Başakşehir maçı mesela Oliveira ve Barış Alper performansı iç açıcı değildi ki 45'te hemen reaksiyon alıp Okan Hoca değişiklik yapmıştı. Bu sefer direkt olarak ben maça Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu ile başlamasını bekliyorum. Ziyech Mertens değişebilir 3 günde bir maç maratonunda. Artı tabii defans hattı değişecek Sanchez'in yokluğunda. Nelson da bugün itibariyle baba oldu. Muhtemelen Kaan Ayhan, Abdülkerim'i stoper ikisinde izleyebiliriz. Evet, muhtemelimizi getirelim ekrana. Muslera Günay mı? O artık hani onda çok net konuşamıyorum. Muslera'yı bekliyorum ben de aslında. Var mı bir itirazın bu 11'e? Bakalım. Ben de aynı 11'i paylaştım. Ben bir dakika Kerem Demirbay değil mi? Evet, Torreira. Doğru gördüm. Evet, İki aynı Kerem. 11. Aynı 11. Ben de 11. Tabii Kazımcan'ın yokluğunda mecbur Anelio'ya dönüyor Okan Hoca. Sol bekte. Artı 3'te şöyle sağlanıyor. Kaan Ayhan da stoper olduğu için 4 yerle başlamış oluyor. Bunu niye söylüyorum Melike? 4 yerli, 3 yerli. 4 yerle başlamanın bir olumlu artısı sakatlık olduğu zaman çok da böyle sistem değiştirmiyorsunuz. Şimdi Galatasaray Başakşehir maçında Kazımcan sakatlandı. Sağda 3 Türk vardı. Doğal olarak evet. Da Abdülkerim'i böyle sol beke kaydırmak durumunda kalmıştı Okan Hoca. Yani bazen bu tarz zorlukları da oluyor ister istemez. 3 Türk, 4 Türk. Burada artı 3'ün önemi. Bu kadro İstanbulspor karşısında çok net favori olan bir kadro. Ev sahibi takımın teknik direktörü değişti. Onu teknik direktör değişikliği peki biliyorsunuz takımlara bir anda bir reaksiyon verdirir, sağlar. Böyle bir şey bekliyor musunuz? O da ani bir değişiklik oldu. İstanbulspor izlemek istiyorum açık söyleyeyim Melike. Yani çünkü geçen sezon başında ligin ilk yarısında Galatasaray maçında izlediğim İstanbulspor bir sinyal vermişti Fatih Tekke'ye. Sonra kaldı ama kadro kalitesinin ben hala aşağıda olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum o gün çok takip ettim ben. Kesinlikle kadro kalitesi geçtiğimiz sezonda yetersiz görüyorduk. Bu sezon da aynı şekilde. Yani Eyüpspor'un kadrosu daha iyi desek yeridir birincilikten lideri. Tabii üzerine tartışılır yani. Hatta Eyüpspor'u daha kaliteli bulanların sayısı da az olmaz. Bir de yani geçtiğimiz sezon sonradan göreve gelmişti ve 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Çok geçerli olmadığını görüyoruz böyle 4-5 yıllık sözleşmelerin. Yani Eze yok bir de tabii Eze doğal olarak eski kulübe Eyüp'e döndü şimdi Pendik'te. Eze geçen sene kümede kalmaların önemli rol oynamıştı forvetteki oyuncu. Selim Bey diyor ki maçta Güney'in oynaması lazım. Muslera yoruldu artık. Demiş. Muslera'ya işte son dönemde eleştiriler var. Aslında doğru. İyi başlamıştı sezona. Biraz sezona çok iyi başladı. Onu evet. Bir söyleyelim. Ön elemelerdeki maçlarda çok iyiydi. Hatta Molde eşleşmesine son yedik. Maçlarda ya hatalı goller. Molde eşleşmesinde yiyor. Oyunun galibi Molde'ydi ama kaleci Muslera forvet Icardi atan tutan direkt olarak tura etki etmişti. Son iki maç Kopenhag maçındaki goller ikisinde de hatası var. İlkinde ama tabii o top kısa kalıyor ama ondan sonra diğer defans oyuncularının da etkisi var. İkinci gol kaleyi boşaltmaması gerek ama Kopenhag bence güzel bir hücum yaptı orada Anelino'nun offside'ı bozması. Muslera kaleyi boşaltmasa da oradan gol çıkartabilirdi. Ama son maç çok net. 2-0'dan sonra 3'e 4'e gidecek oyun. Muslera'nın beresi hatasıyla 2-1'e. Ve evet Başakşehir eski gücünde olmadığı için belki zorlayamadı Galatasaray ama Galatasaray tarafta olarak stres yaptı. Bu lig maratonunda geçen sezon Okan Koç'un bir maçı vardı ligde. O da tek İstanbul maçıydı. Hatta son dakikada kurtardığı pozisyonda galibiyeti bir şekilde Galatasaray'ın sağlam almasına vesile olmuştu. Bu sezon özelinde ben Güney'in böyle Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde bir 5-6 maç oynamasını bekliyorum. Yarın benim fikrimde Güney oynamalı ama istihbarat olarak ben de Muslera'yı bekliyorum. Biraz çünkü hani hiç hata yapmasaydı önceki maçlarda daha net Günay derdim. Hani bunun üstüne ben Okan Hoca'nın kesmez diyorsun. Biraz onunla bir de tabii artı 3 denklemi de önemli Melike yani. Stoperde işte Kaan Ayhan, Abdülkerim, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu. Yani şu an Oliveira çok isim üstüne değil. Anlatabiliyor muyum? Hani yabancılar çok uçup kaçar. Dersin ki kalede yerliye döneyim. Şimdi öyle bir durum da yok artı 3 özelinde. Şimdi biraz izleyici yorumlarıyla sana da döneceğim. Alper Taha Yalçınkaya, Okan Hoca neden Mertens'le başlamakta ısrar ediyor anlamıyorum. Yaşı ve fikstür düşünüldüğünde dinlendirilip Oliveira ile başlasa, oyuna sonradan alsa daha iyi olurdu. Oliveira da maç temposu kazanmalı demiş. Oliveira'yı
Oliveira'yı önde oynatıp. Öyle demiş. Normalde hani orada Mertens oynamasa Oliveira'yı tercih etmez. Zaten Oliveira'yı geri de Kerem Demirbay'ın yerine belki tercih eder ama. Yani böyle hani bir yorum şöyle lazım. Belki şu açıdan söylüyor izleyici. Hani Oliveira'yı 8'de Kerem Demirbay'ı önde oynatmak için. Çünkü Kerem Demirbay'ın gayet 10 numara deneyimi var. Bu arada denilebilir bir şey. Yani Kerem, Sergio ve Torreira ama savunma açısından biraz zayıf kalır. Onu baştan söyleyelim. Sonra savunma niye böyle oldu, niye şöyle oldu? Eleştiri konusu olmasın yani. Yoksa ya, evet Mertens'in de savunma katkısını vesaire zaman zaman çok tartışılabiliyor ama tartıştığımız bölüm ikinci devreler. İlk devrelerde ben Mertens'in gayet tempolu ve geriye de yardım eden bir iştahlı görüyorum. Çok fazla mesela ceza sahası yayı çevresinde biz Mertens'i izliyoruz. Ben savunma şöyle söyleyeyim sana. Halinde. İlk de özellikle 45'ler sana mesela. Sana ek yapayım. Son Başakşehir maçı. Buradan selam olsun. Emre Kaplan'la izliyoruz. Maçın herhalde 35. dakikası olabilir Melike. Hakim Ziyech ne yaptı dedim. Yani Mertens'in yerine oynuyor. Hiç yoktu oyunda. Tam o sırada Tete verdi pası gol attı yani dememle. Senin dediğin noktadayım. Yani Mertens oynadığı zaman bir şekilde oyun içinde varlığını hissediyorsun. Arkadaşlarıyla alveri olsun. Yönlendirme istiyorsun ama bir gerçek var. Mertens'ten de Ziyech'in attığı o şut çıkmıyor. Ziyech o şutla direkt tabela yapıyor işte. Bu da Okan Hoca'nın bir açmazı diyebiliriz. Yani oradaki tercihi belirleyici olacak. Ama Kopenhag maçında mesela bir tane ön alan baskısına gitti. Top kaptı. Kerem'e... Hayır, Icardi'ye verdi. Icardi onu gol yapmalıydı. Icardi'ye verdi. Bir tane Kerem'e bir güzel pas çıkarmıştı diye hatırlıyorum. Böyle bir iki tane asistlik pas çıkardı. Sadece yani. Enerjisi evet. 90 dakika, 45 dakika maksimum. Yani 45 ya da işte bir 60 dakika diyelim. Hani 15 dakikalık dinlenme sonrasında. Ama tabii ki 90 dakika çıkaracak bir durumda değil. Şunu da söyleyelim. Galatasaray'da o mevkide oynayacak hangi futbolcu 90 dakika çıkarabilecek durumda ki? Yani Ziyech de 90 değil, dakika çıkarabilecek durumda değil. Endombele'yi de yarın öbür gün oynatırsınız. O da şu an değil. Galatasaray, Mehmet Hocam bu soru sana. Soner Bey yazmış. Galatasaray Kopenhag maçında geriden oyun kurma görevini Okan Hoca Nelson'a vermişti. Torreira sürekli baskı yiyordu. Neden Tete veya Icardi veya Mertens geriye gelip topu istemediler? Bence Okan Hoca'nın en büyük hatası buydu demiş. Tete Başakşehir maçında çok top aldı. Güzel yakalamış izleyici, katılıyorum. Orada tabii Muslera'nın ilk goldeki kısa pasında Nelson topu yine geri dönüyor. Ya ben burada biraz formasyonu eleştiririm. Yani bence Galatasaray'ın şu anki mevcut yapısı 4-2-3-1. Ligde sizi şampiyon yapar. Orada Mertens de oynar, Ziyech de oynar. Yarın Endombele de oynayabilir ama orta, yani Şampiyonlar Ligi arenası bence üçlü orta saha istiyor. O da şu anki mevcut yapıda Oliveira ve Kerem Demirbay'ı ben Torreira'nın yanına koyup üçlü orta saha. Ama Endombele %100'üne ulaşırsa Kerem Demirbay ile Oliveira'dan birinin yerine Endombele de oraya atılır. Üçlü orta saha oynarsanız da hani stoperlerden ziyade orada muhakkak sırf Torreira tek kalmaz. Torreira bu arada defansif meziyetlerini hep övüyoruz ama Galatasaray mesela Ziyech'in attığı golü bir izleyiciler canlandırırsın. Oyunu çok iyi ters topla açan isim de Torreira yani. Torreira'nın hücum aksiyonu da var aslında ama bütün enerjisini defansa harcadığı için belki de şu ana kadar Galatasaray'da gol atamadı. Oyunu bulmaya çalışıyor Okan Hoca. Geçen sezon da böyleydi. Kasım bu sefer işi oturmuş. Daha zor tabii bir de. Bir de oyuncuları mutlu etmeniz gerekmeli ki ama yani tabii planlamada da bazı hatalar ben söylüyorsun her söylüyorum. Zaman bunu. Yani mesela örnek verelim. Halil ve Bakan var Galatasaray'ın kulübesinde yedek forvet olarak. Bir tane çok daha iyi forvet tercih edilebilir hani düşünsen bulabilirim muhtemelen o maliyetlerde. Kadro çok iyi planlanmadı, kurgulanmadı. Yani orta saha transferinde çok geç kalındı. Artı bir ek daha yapayım. Öndeki dörtlü çok iddialı, CV'si yüksek bir dörtlü. Zaha, Kerem, Ziyech, Icardi. Bu kimi dörtlüyü kesecek? İki Torreira taşır. Tek Torreira değil yani. Torreira'nın yanında ya da Tete diyelim ya da Mertens diyelim ya da Barış Alper diyelim. Yani hadi Barış Alper biraz savunma yardımı yapıyor fiziğinden dolayı ama tek Torreira olmaz. Torreira bir 6 numara. Galatasaray'ın 6.5 numarası yok. Problem şu. Ama bir öyle transfer daha yapılsa bu kadar oyuncu çok fazla değil mi? Yani şöyle ben kendi çok adıma söyleyeyim. Çok yedek kalacak oyuncu. Ziyech ve Endombele'yi alıyorsanız Mertens veya Oliveira'nın en az birisiyle vedalaşmanız gerekti kadro planlamasında. Evet yani fazla oyuncu var. Maçları izlediğim zaman görüyorum. Sasha Boyun, Torreira'nın, Icardi'nin alternatifi yok. Hatırlatalım izleyicilere 38'lik maçı, 12 Avrupa maçı, 50 kupa oynayacak Galatasaray. Galatasaray'ın 60 maça kadar yolu var. Yani bu 60 maç
Sağ bekte Sacha Boey, 6 numara Torreira, forvet Icardi ile bitmez. Geçen sezon tek kulvardaydı Galatasaray. Yani bunun planlaması yapılmadı. Akıl vermek değil, çok zor bir şey değil. Ben ısrarlıyım, bu Angelinho'nun futboluna kafayı takmam değil. Sol bekte yerli kullanırdım. Dubois, öyle de yapacak gibi görünüyor. Dubois'u kadroda tutardım. Dubois hem sağ bek Sacha Boey'u yedeklerdi hem de sol bekte Kazım Can yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirdi o pozisyon bilgisiyle. Şimdi bakarsak Galatasaray'da hem Torreira'nın hem de Sacha Boey'un yedeği Kaan Ayhan. Kaan Ayhan da bence şu an en iyi olduğu bölge stoper bakarsak. Biraz orada Necip gibi zorunluluktan oynuyor olacak. Peki devam edeceğim soru cevap kısmına. Bir ben soru soracağım şimdi. Hangisi doğru bölümümüz var? Güzel sorular hazırlamış Yusuf. Bir bakalım. İlk soru geldi bile. Trendyol Süper Lig'de bu sezon hangi takımın gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi daha yüksektir diye soruyoruz. Atakaş Hatay Spor mu, Çaykur Rize Spor mu? Yani aradaki fark da neyse. 0-10'da 1. Zor soru ya. Daha bir şey demiyorum artık. Yani. Rize Spor, Trabzon maçında az geldi, öz geldi, attı golleri. 3 tane mesela. O yüzden ben Rize ama diyorum. Ama şöyle yanılmayalım. Yani isabetli şut üzerinden vermiyorsun işte onu. Gole çevirme yüzdesi pozisyonları diyor. Yani Hatay bugün de mesela pozisyona girdi, gole çeviremedi. Hatay Alanya bir maç kötüydü mesela Alanya maçı değil mi? Hatta Volkan Hoca dedi. Bugün beraberliği hak etmedik dedi mesela. Ya, o maç muhtemelen Rize'nin kaleye Alanya gitmedi. Maçı ya. Rize Alanya maçı değil mi? Çok sıkıcı bir maçtı. Rize 2-0'dan 2-2 oldu. Hayır. Çok zor soru ya. Bu soru yani, açık söyleyeyim. Tamam, tahmin yani. Ben Rize diyorum. Tamam. Ben de Rize diyecektim. Hadi ben Hatay diyeyim. Fark. Bakalım. Ben de Rize diyecektim. Hatay bunları olsa, öğrenmek için olsun. İşte yani yapıyoruz. Zor yani. Soru. Bence de Rize gelsin. Bu arada. Gelsin. Tamam. Şu 10.1 bu arada bunu kabul etmiyoruz ya. Yani çok düşük fark. Tamam, ikinci soru gelsin. Yorum yapmayacağım bu soruyla ilgili. Çok zor soru ya. İkinci soru gelsin. Bir şey aslında iki takım benziyor birbirine. Trendyol Süper Lig'de hangi takım rakip ceza sahasında daha çok topla buluşmuştur? Ben ezberden Fenerbahçe diyeceğim. Neden biliyor musun? Ben de Melike? Öyle düşünüyorum. İzlediğim maçlarda Icardi'ye çok ceza sahası içine top gelmedi. Benim aklım direkt Icardi'ye gittiği için Dzeko bence daha fazla buluştu. Ve Dzeko'nun kaçırdıkları da var ortalarla. Daha pivot santrafor ya. Ben de öyle düşünüyorum. Fenerbahçe diyorum. Kaçtır peki sizce? Vav, zor, ne yaptın ya? Ceza sahası. Şimdi ortalama bir maçta 25 civarı desek. Hadi 20 desen 20 çarpı 5, 100. Birinin 130, birinin 122 falan. Gelsin. Ne yaptınız ya? Rakip. 31'e 25. Ama doğru cevap mı? Doğru cevap, kabul ediyoruz tabii ki. Onu, ben onu tahmin derdim. İşin ben senin gibi 20-25 demezdim o gün. 5 çarpı 10 derdim, 50 derdim. Peki son soru. Bir maçta 20 kere giriyorlar. Hatay 24 kez Trabzonspor ceza sahasında topla buluşmuş. Orada ama top ha. Maç başı ya. Maç başı başka bir şey canım. Ben mesela 5 de çarptım onu. 5 de çarptı, evet. Ben 35 de çarptım. Ama ortalamayı aldık diyelim. Peki gelsin. 31 çok iyi. 25. Sıradaki. Trendyol Süper Lig'de bu sezon hangi maç skoru daha çok yaşanmıştır? Aa, güzel. Ev sahibi 3-2 mi? 1-0 mı? Dur ya, bulalım. Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Galatasaray 4-2 Samsun. 1-0'dır ya mantık. Yani 3-2 çok olmaz. İlginç. 1-0'lık maç. Mantıken zaten 1-0, 2-1 bütün maçlar. 1-0 ya. 2-3 Hatay maçından başka var mı? 3-2 1-0'lık maç. Rize yendi Trabzon 3-2 ama deplasmandaydı şey o maç. Bir şey söyleyeyim. 1-0'lık maçlar da. Aa, Fenerbahçe yendi Antalya'yı 3-2. Ben ev sahibi diyorum ya buna. Hangisi diyorsun bir dakika? Ev sahibi diyorum şimdi. Ev sahibi 3, deplasman 2 diyorum. Bir dakika, Fenerbahçe ile bugün Hatay var 3-2. 1-0'lık maçları düşünün, 3-2'lik maçları düşünün. Ben bir şey demiyorum. Dur düşünelim. Ankara Gücü var. Aa, var. Kasımpaşa 3-2 yendi Ankara Gücü'nü. Ev sahibi 3-2 diyorum. Peki 1-0 kaç tanedir sizce? 1-0 da düşüneyim, dur. Ya Beşiktaş, Trabzon. Trabzon 1-0 yendi Antalya'yı ilk hafta.
Mesela Trabzon bir tane daha 3, yani şimdi buraya 3-2 koymuşsunuz, var bir şey ben, buldum. Biz, bak Kasımpaşa Ankara'yız. Lütfen bizi şaşırtmaya çalışma. Kasımpaşa Ankara. 3 şey tane buldum 3-2. Kesin vardır arada başka 3-2. Normalde kafadan 1-0 olması gerek. Şeyleri istiyorum kopya olarak. Kaça kaç cevaplar? Onu söyle bari kopya gibi. 5'e 7 mi? 7'ye 9 mu? Hayatta onu söyleme. 4'e yakınsa 3-2. Uzaksa 1-0. 3-2. 3-2 diyoruz hadi. Gelsin. Aa, bravo. Çok, 2 çok az. Yalnız bir, ben onun şaşkınlığı içindeyim. 1-0'lık skorun sadece 2 kez olması... Ama ben bu sezon çok gol geçecek diye. 1-1'lik skor daha fazladır mesela. Ben izleyicileri... Yani ikisinin toplamından bile fazla olabilir. Bir şey tüyo da vereyim hani. Genelde ligin ilk 2 haftasındaki maçlar 0-0, 1-0, 1-1 biter. Ama biz evet. Çünkü iki takım da hayır. Olabildiğince defans çıkıyor. 1-1 14 kez mi? Tabii. 1-1 14. İkisinin toplamından fazladır. İlk hafta gol olmaz. Genelde kısır olur maçlar ilk haftalarda. Ama biz bu sezona hızlı başladık bence. Yani bu sezon... Çok gollü maçlar var gerçekten. Hücumcularımız mı iyi, savunmacılarımız mı kötü? Tabii ki. İkisi de. Ya bizde denge yok ki. Bazı takımlarda... Ben bugün baktım. Icardi 6 golle gol kralı. 5 gol Thiam. Onu gördüm. Thiam yani. Evet. İkisi Icardi tek ama. Zirvede. Icardi 6. Altı yani Icardi fazla. Evet, Icardi'nin bir fazla yaptı. Golü var. 6 yaptı. Peki o zaman... Çok böyle bir şeyleri hatırlamaya, bilmeye meyilli ya ikili. Ben kimimle? Hiç akışı bozmuyorum. Devam ediyorum. Hadi bakalım. Zor mu bu kez? Size zor diye bir şey yok. Avrupa'nın 3 büyük liginde futbol oynadım. 23 yıllık kariyerimde kupa kazanmak nasip olmadı. Dim çayı kenarında kahvaltı yapmak epey keyifliydi. Felix Magath'la çalışmak çok keyifliydi. Sivasspor'a karşı kaybettiğimiz maçı asla unutamıyorum. Ben kimim? Dim çayının nerede olduğunu biliyorsun. Hayır. Antalya'da. Coğrafya. Bravo. Alanya, Alanya'da değil mi? Alanya taraflarında bir yerde dim çayı sanki öyle evet, biliyorum. Evet, Alanya'da. Hadi onu da ben söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim mi bu oyuncu kim o gün? Bir şey söyleyeyim, bu Papissis'te bence. Alanya. Bravo. Üç büyüklük. Ben neyim? Alanya. Dim çayı. Ne işi var orada? Dim çayı ben ne? Ben bunu daha önce söyledim. Benim coğrafyam iyidir. İki sene. Dim çayı ne? İki yıl üst üste evet. Full çektim diye hatırlıyorum. Ben de şeyi söyleyeyim. Max Kruse edecektim. Tutmayacaktı. Ben şunu diyecektim. Emre Belezoğlu maç. O maç gol attı. 2-1 Sivas Fener. O maçtan ya niye Alanya'yı... Antalya'yı. Bir dahakine başka bir nehir falan gör. Yalnız şöyle tebrik ediyorum. Ben Papissis'te Wolfsburg bilmiyorum. Oynadı mı? Newcastle'da oynadı. Her şeyi unut abi. Dimçe'yi, Alanya. 3 tane Avrupa Ligi dolaşmış. Freiburg. Felix Magath'la mı? Newcastle tabii. Ben Felix Magath'tan bulamazdım. Şıklarda şey aradım. Chelsea'ye attığım golü unutamıyorum. Yok şeyi anladım ben. Hatırlıyorsunuz değil mi o efsane golü? Evet Sivas'a kaybettiğim maç o. Emre Belezoğlu'nun en üzüldüğü maç. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti o maçta. Şampiyonluğu kaybetmişti evet. Onu 2 saat şey yapsam hatırlamam da. Dimçe'yi Alanya. Alanya'ya kaç tane hani... Bravo al tebrik ediyorum şey Dimçe'yi ilk kez. Acaba... Son yıllardaki oyuncuların geneli Yunanistan vesaire geçmişi böyle daha ağırlıklı. Bunu bilen yoktur bence Melike. Ben de ona bakıyorum da yani. Sadece Alanya'da yaşayanlar Dimçe'nin etrafında. Fernando yazmış bir izleyicimiz. Şöyle bakayım Podolski yazmış. Ve doğru cevap hala yok mesela. Yani. Evet şimdi yazmışsınız ama artık çok geç. Peki birkaç soru alacağım. Son artık sonra tanı beni yapacağız. Golü koklayacağız. Veda anı yaklaşıyor. Soracaklarınızı şu anda sorun. Yoksa artık cuma gününe kadar beklemeniz gerekecek öyle söyleyeyim. Bence Fenerbahçe Ocak ayında Batshuayi gönderip Dzeko'ya yakın bir forvet transfer etmeli. Yorumcularınız ne der? Mehmet Hekiman yazmış. Kabul etmiyorum. Aklıma şu geldi Melike demin. İşte mesela Halil Dervişoğlu ve Bakan bu dedim ya o gün. İkisini gönder. Bir tane Batshuayi gibi bir forvet. Batshuayi hiç itiraz etmem yani kulübede. Çünkü geçen sene Gomis örneği var. Yani o tarz Trabzonspor Canini. Bakan bunun Yunanistan'da çok kötü geçmedi aslında. İyi geçmiş. Yani hatta ama... bir adım ileri gideyim. Olympiakos devam etmek istemiş.
İşte onu şaşırıyorum. Yani performansını da şaşırıyorum ben. Yani Olympiakos yani fena değildi yani. Enerjisi böyle şey yapmayayım ama Seferovic hikayesi gibi yani iyi başlamadı. Öyle söyleyeyim. Ben de öyle düşünüyorum. Batshuayi'de ne olursa olsun bence kalmalı. Hata daha oluyordu. Daha iyi o bölgedeki bütün yedekler. Bir de üçüncü forveti de Umut Nayır oynadığı iki maçta da iş yaptı. Ben Samsun'daki maçta mesela beğendim Umut Nayır. Orada top tuttu, sistemi işletti. Bunun bir de konferans ligi var. Sonunda ne yaptı İsmail Hoca? Norşelans maçına Batshuayi ile başladı. Golünü attı mesela Batshuayi. Evet, Ceko'yu orada hiç kullanmamalı. Mümkün mertebe saklamalı. Bir adım ileri yapalım. İleri gideyim hani. Icardi, Abubakar, Ceko çok kıyaslanıyor. Benim orada hani bir numaram Galatasaraylı olduğum için demiyorum. Icardi 2, Abubakar 3, Ceko derim ama kulübe golcülerini söylüyorsak da biri Batshuayi. Batshuayi o yüzden önemli. Katılmadığım bir yorum ama Icardi ile Bakambu neden birlikte oynayamıyor? Icardi'nin açtığı alanlarda Bakambu çok iyi iş yapar. Büyük takım böyle oynar demiş. İkisi bir arada olur mu? Hayır. Bence de olmaz. Raşisa'nın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz yazmış izleyicimiz. Bir de Livakovic ile ilgili çok soru var. İkisini de ben birleştirmiş olayım. O soru çok gerilerde kaldı çünkü. Hadi Raşisa'ya ben cevap vereyim. Son maçlardaki performansı iyi değil. Pozisyonlar yakalıyor. Sonuçlandıramıyor. Final paslarında tercihleri son iki maçta özellikle kötü oldu. Hatta üç maçta diyebiliriz. Hele bir tane Rose pozisyonu vardı. Hatırlarsınız böyle Trabzonspor maçından. Rose'nin ayağından topu almıştı. Dün de atması gerekti mesela o gün çaprazdan. Soluna geldi biraz muhtemelen. Böyle üçüncü bölgede tercihlerinde biraz problem yaşıyor. Enerjisi, dinamizmi çok iyi. Temposu çok iyi. Savunmaya yardımı vesaire. Hücumda pozisyon da aynı şekilde buluyor. Zenginlik katıyor ama finali kötü yapıyor. Son üç maçtır. Sana döneyim Mehmet. Raşisa değerlendirmesi de Livakovic de alabilirim. Raşisa için şu ekide yapayım. Beşiktaş'ın önceki kenar forvetleri de Redmond'la Cenk Tosun. Sezonun ikinci yarısına geçen sezon müthiş tabela yapmış oyunculardı. Raşisa'nın geçen sezon böyle bir zorunluluğu yoktu. Çünkü o tabelayı Kerem'le Icardi yapıyordu. Mertens de yapınca çok Raşisa'ya iş düşmedi. Zaten Galatasaray kariyerine bakarsak 4-5 goldür. Ama ben Raşisa'yı beğenen birisiydim. Sebebi de Saşa boyu bambaşka seviyeye çekti. Ama şu an Beşiktaş'ta Şenol Hoca neden yedek bırakıyor diyemem. Trabzonspor maçında bir de ek yapalım o gün. Üçüncü ya da ikinci gol olsa gerek. Kaptırdığı top gole sebep oldu. Orada oyun koptu gitti yani. Livakovic'e gelirsek de iyi kaleci, refleksleri iyi. Başlangıç Antalya maçıydı. İki tane gol yedi Buksa'dan. Bence ilkinde biraz hatası vardı. Ama dün işte o duran topta çok iyi bir refleksle pozisyonu bertaraf ettiğini gördük. Fizyolojisi gayet uygun. Fiziksel özellik yani kaleyi dolduruyor. Bir de önemli kariyer bakarsak. Sırf Hırvatistan milli takım performansını baz alsak. Hırvatistan biraz daha Fenerbahçe gibi oynamıyor sonuçta turnuvalarda ama öyle ya da böyle. Dinamo Zagreb'de de belli bir set hücumunu oynayan, işte liginde hep şampiyonluk olan takımın da kalesini korudu. Ben olumlu bir transfer olarak görüyorum. Şimdi Davinson Sanchez ile ilgili izleyicimizin bir yorumu var. Yorum soru Onur Bey. Galatasaray'da Davinson Sanchez Torreira'nın yanında denenemez mi acaba? Çok ihtimalle. Senin 6 numara, 6.5 numarası yok dediğin için. Burada Davinson Sanchez 6 numarayı giyiyor. Evet, forma 6, numarası olarak 6 ama. 6 numaralı formayı giyiyor ama 6 numara değil tabii ki. Ben defans. Forması. Hayır. Ben çok oyuncuları... Ya bazı stoperler 6 numarada denenebiliyor zaman zaman ama. Bilmiyorum o gün ne düşünüyor yani. Ryan Donk'u bugün deneyemezsin. 4 sene, 5 sene önceki futbolda stoperi orta sahaya atabiliyordun. Bence biraz artık futbolda o hareketli oyun diyebiliriz. İşte iyice iş 9 numara kalmadı. Herkes kenar forvetlere döndü. Futbol değişiyor. Yani artık o Mehmet Topal, Okan Yokuşlu o profillere çok yeri olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden de Davinson stoperde Davinson Sanchez'in yeri. Yani oynanmaz bence. Sen ne düşünüyorsun? Aynı şekilde. Yani çok oranın oyuncusu, o profile uygun bir oyuncu değil. Yani bazı oyuncular yerinde güzel deriz ya. Davinson Sanchez stoperde daha güzel. O zaman tanı beni. İlk fotoğrafımız gelsin. Chelsea. Drogba mı? Hayır. Değil. Bu Chelsea değil mi ya? Chelsea formasına benziyor. Sean Wright Phillips. Hayır.
Trabzonspor'dakilerden biri olabilir mi? Eşli Kol. Hayır. Ya bir saniye ama Chelsea, emin bakıyorum. Chelsea ya o. Chelsea de. Çok eskiye gidip bakıyorum. Bir dakika. Jeremy olabilir Sturridge. Mi? Sturridge. Jeremy de değil. Jeremy Makalele. Çok hepsini sayarsan bulursun tabii. Ne yapacağız yani? Solomon Kalou. Makalele ise bravo. Makalele. Makalele mi? Ama hiç yani surat... tamam. Geliyorum dedi zaten yani. Peki ikinci fotoğraf gelsin. Yani... bu ne? Petriç'e. Hayır. Aa. Güzel cevap. Şey gibi böyle... Kaleci değil o. Elinde kışın önünden kaleci mi? Saçlar falan kaka. Hayır. Ama siyah forması yok. Bu United forması olabilir o gün. Diyeceğim de yok. Bir dakika. Yok yok. Bu Arsenal'in kalecisi bu ya. Forma Arsenal. Bir. Reklam Arsenal'in. Szczesny. Emin misin? Hayır. Güzel. Bence Arsenal. Şu an çok şey ya. Küçük göremiyorum. Ya da Milan olabilir yani. Bak reklamı söylemeyeyim. Bir hava yolu şirketi. Öyle söyleyeyim hani. O anlaşılıyor. Değil mi Melike? Yani, evet evet. Hava yolu şirketi de oradan bulalım. Şeye çok benziyor bu arada. Felix Melix gibi de. Söyleyeceğim. Milan'ın Rumen kalecisinin adı neydi? Acaba kaleci mi? Ya bir daha böyle bir tam ekran alabilir miyiz? Çünkü elinde tam eldiven mi? Bence bu maç kışın oynandı. Elindekiler eldiven değil. Hiç beyazlık yok. Pirlo. Hayır. Güzel cevap ama. Pirlo'nun takım arkadaşı. Bu bir kaleci değil. Size ipucu. Kaka bakın dedim, Pirlo dedim. Ben Milan dedim, Milan'da ama bir dakika. Milano reklama geçtikten sonra Pirlo Juventus'a gitti. Kim vardı son dönemde Milan'da böyle? Bu çok eski görüntü. Şey, Pato. Hayır. Bu arada ben kendime bu yarışmalarda güvenirim Melike. Bu bence çok zor. Yani hakikaten göz yani... Ama buluyorsunuz yani o kadar da zor. Ben atıyorum yani mesela şu tip Japon bir futbolcu da olabilir. Çekik gözlü de olabilir. Şeyi çözemiyorum hani o bululuktan. Şimdi ben kimimi biraz kolay bildiniz. Biraz zorlanın bunda yani. Kaka. Hayır. Hep ıslak kaka çıkacak ve zorla. Saçlar bir, falan. Ya bu Milan değil. Bir Brezilyalı. Pato dedin. Hayır. Bu Milan değil de Inter olabilir mi ya? Ama reklam. Bu oyuncunun Paris Saint Germain'i var. Paris Saint Germain'i var. Brezilyalı. Dani Alves. Hayır. Hiç değil. Beyaz tenli kim var? Inter'i var. Şey Solbek. Neydi o Solbek? İbrahimovic'in en sevdiği Maxwell. Evet. Çok zor abi, çok zor. Ama güzel bak buldun, ipucu verdim. Yok hiç yani. Inter'den bulacaksın. Tipi bu arada bak şu tip o gün formaya at deko derim ben. Pirlo. Pirlo'ya da benziyor. Forma Inter değilmişti, oyuncunun Inter'i varmış ha. Reklam bulduk. Fotoğrafı formu açınca Ali sonu da hatırlattı. Evet. Doğru söylüyorsun. Peki son fotoğraf. İngiltere. Eskiler, evet. Gascoigne. Eskiler. Shearer bu kaptan. Evet. Alan Shearer. Formayı biliyorum. Bu, evet, bu kolay. Bir de kaptanlık pozu var. Bunlar da hadi. Bu kopya oldu. Bu da kolayı olsun. Değil mi? Ama çok ikonik bir isim hatta zaten. Hatta maçı da söyleyeyim. Arjantin-İngiltere arkadaki de Arjantin olması. Evet. O çok, efsane maç. Yani şöyle kapanışı da böyle bir isimle yapmış olmak bence güzel. Şey güzel ama onu gördün değil mi? Harry Kane'in ayrılmasına çok sevindi. Evet. Premier Lig tarihine fazla gol atan. Ona güldüm yani o komikti. Güzel, evet evet güzel geçecekti. Bir ekrana getirelim mi programı? Veda etmeden önce paylaşmış olalım bugünün programı. Bir Trakyalı olarak. Saat 14'te A-Spor'dan naklen ekranlara gelecek maç. Edirne Spor, Çorlu 1947 Spor. Yine aynı saatte Muş 1984 Muş Spor'la Onvo Ağrı 1970 Spor'un karşılaşması var. Saat 15'te Çatalca Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maçını izleyeceğiz. Bornova 1877, Akhisar Spor maçı 17.30'da, aynı saatteki Balıkesir Spor, Burhaniye Belediye Spor maçı. A Spor'dan yine naklen ekrana gelecek iki mücadeleyi gün içinde
A-Spor ekranlarında izleyebilir. Bir güzel detay söyleyeyim Melike. Hep yakın yerler birbirleriyle. Evet. Derbi, bol bol derbi İki var. İki sarı kırmızı. Edirne Spor'da sarı kırmızı. Evet. Çorlu Spor'da sarı kırmızı diye biliyorum. İzlemiştim ben Çorlu Spor'da. Komşu ilçeler vesaire. Evet. Burhaniye, evet. Balıkesir'in ilçesi, Çatalca, Büyükçekmece. Evet, güzel bir futbol dolu bir gün. Akşamında da İstanbulspor Galatasaray mücadelesi var. Yoğun bir hafta bizleri ve sizleri bekliyor. A-Spor'dan ayrılmayın diyelim. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.